seyirciler. Allah'a hamd, Resul-i Ekrem Efendimiz'e salatu selam ile bu akşamki son davet programına başlıyoruz. Bu akşam çok önemli iki konuğumuz olacak yine her zaman olduğu gibi. İslam dünyası ve batıda eğitimi, özellikle de teoloji ve ilahiyat eğitimini, biraz da imam Hatip, din eğitimi aslında ilahiyat eğitimini konuşacağız. Mukayeseli konulara gireceğiz. Arka planına bakacağız, modellemelere bakacağız, müfredat Bölümlemeler nedir? Onlara bakacağız. Biraz böyle Türkiye, Batı ve İslam dünyası arasında bir mukayeselerle bu akşamki programımızı icra edeceğiz inşallah. Bu akşam stüdyomuzda değerli bir dostumuz, arkadaşımız Ömer Korkmaz Beyefendi bizlerle. Bizim de kadim dostlarımızdan. Kendisi tabii Pakistan arka planı var. Orada İslam Üniversitesi'nde okudu. Daha sonra tabii Türkiye'de özel sektörde İHA gibi pek çok eğitim kurumlarında halen de devam ediyor. Ee, İslam dünyasını çok yakinen bilen bir arkadaşımız, hocamız. Dolayısıyla onunla stüdyoda bu konuları programımızın ilk bölümünde devam edeceğiz. Ee, ama ikinci bölümde Erzincan İlahiyat'tan Ahmet Arslan, Doktor Ahmet Arslan'ı konuk edeceğiz bir müddet Skype ile ve ona da Almanya ve batıdaki eğitim üzerinde bazı sorularımız olacak. Tabii bu arada ben de bazı tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım aralarda onlarımız müsaade ederlerse. Ömer hocam hoş geldiniz bu akşam programımıza, son davet programımıza şeref verdiniz. Aha, Tabii görüyorum bir sürü kitaplar hani var orada. Eyvallah. Maşallah her zaman olduğu gibi e, kitaplarla gelmişsiniz. İnşallah kitapsız güzel bir program olur. Evet. Kitapsız olmaz ama her Kitapta bir kitabı okumak için okunur derler. Eyvallah. Evet yani e, farklı televizyonlarda programlarınız da var. Zaman zaman Eyvallah. çıkıyorsunuz. Türkiye'de UMAT diye bir şey var. Onların hepsini konuşalım. İlk önce isterseniz biraz bunlardan bahsedelim. Yani şu andaki yaptığınız faaliyetleri siz kendi ağzınızdan anlatırsanız. Herhalde biraz seyircilerimiz sizi yakından tanımış olurlar. UAL ee, TV'nin özel bir e, izleyici kitlesi vardı. Eminim e, siz yaparsanız sizin özel bir izleyici kitleniz olur. Buyurun Size, Gerek hadis alanda gerekse e, oryantalizm alandaki çalışmalarınızla biliyoruz. E, e, önce davetiniz için teşekkür ederim. Eyvallah. Şeref e, e, bu konularla ilgim nereden e, onu anlatmak isterim önce baştan ama ona girmeden önce sahih müslümde bir hadis var. E, ben e, master tezimi hazırlarken İslam'da ve Hristiyanlık'ta kadın konusunu çalışırken e, kadınla ilgili bütün hadisleri gözden geçirmeye çalıştım. Evet. Orada Hazreti Ayşe ile ilgili bir hadis var. Müminlerin annesi, annemiz. Bir soru sormak için sahabe kendisine geliyor. Fakat çok özel hayatla ilgili bir soru olduğu için biraz tereddüt ediyorlar. E sonunda ben sizin anneniz değil miyim? Rahat sorun diyor. Ve soruyu soruyorlar. Sorunun içeriği çok önemli değil. Ama orada Hazreti Ayşe'nin bir sözü var. Çok hoşuma gider. ''Alel habiri sakattım'' diyor. Tam da uzmanına geldiniz. Hı -hı. Bu işi en iyi ben bilirim ha, diyor. Ha, ha. Ee, bu özellikle İslam dünyasında ve dünyanın neresinde özellikle klasik eğitim sistemi, modern eğitim sistemi ile ilgili e, nerede ne varsa elimden geldiği kadar ülkem adına, e, medeniyetim adına, insanım adına, Müslümanlar adına, ümmet adına yerini incelemeye çalıştım. Bu Allah'ın bir nimeti. Birçok farklı imkanlar, fırsatlar oldu. Ben de gittiğim her yerde önce buraları inceleme imkanım oldu. Oxford'dan Diomed medreselerine kadar Cambridge'den Sudan'daki o e, klasik, o birlerine göre çok ilkel görünen medeseler, moritanya çölündeki e, evet, üniversitelere kadar. Tabii ilginç kadar. o, Mauritanya'yı da evet, evet, zaten ondan biraz daha konuşmak isterim şahsen. Bunların çünkü... hepsini yerinde inceleme imkanı Siz bir makaleniz de var. Okulanda. Evet, ben o, makalenin yani. başlığını da söyleyeyim. Çöl Üniversiteleri diye bir makale yazmıştım evet. orayı gördükten sonra. Dolayısıyla dünyada farklı tecrübeler var. Şimdi böyle bir e, konuda veya buna benzer konularda sizin bir pencere açmanız bence çok önemli bir şey eee evet. çoğulculuk adına farklı tecrübeleri anlama ve bilme adına çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Ömer hocam bu konuda isterseniz bir ilavede bulunayım. Yani bu konuyu aslında gündeme getirmemin birkaç güncel sebebi de var. Yani Hı -hı. hep zihnimde olan bir konuydu Eyvallah. bu. Sizinle de konuşmak istediğim bir konuydu. Ama malum Türkiye'de ilahiyatların sayısı epey fazla. Yani 107 civarında benim bildiğim 106 107 tam yanlış hatırlamıyorsam. Son dönemlerde de ilahiyatlar özellikle gündeme de getirildi. Medrese ilahiyat hı hı. tartışmaları da yapıldı. İlahiyatlardan bazı hocalar çıktı, bazı sözler söylediler. Yani hı hı. biraz da oryantalistik e, anlamda diyebileceğimiz veya oryantalistik etkiyle diyebileceğimiz. Çünkü hı. hakikaten selektif okumalarla yani bir usul dairesinde olmayan, geleneği biraz gelenekteki o sabiteleri dışlayan bir okumayla karşımızdaydı bu şeyler. Önce İzmir'de, sonra başka bir yerde bazı ilahiyatçı arkadaşlarımız bazı marjinal görüşleri öne sürdüler. Dolayısıyla ilahiyat tekrar gündeme taşındı. İlahiyatlara genellemeci tarzda bir yüklenmeler oldu. İlahiyat medrese kıyaslamasıyla yazılar yazıldı. İlahiyatın önemi modern eğitim sistemi içerisinde... Türkiye'nin yapısı içerisindeki ilahiyatın nereye durduğuna dair bir sürü böyle spekülasyonlar da yapıldı. Hücumlar yani saldırılar da oldu. Yani bütün bunlar da aslında bu programı yapmamızın bir nedenleri arasında. Dolayısıyla ben Türkiye'deki İslam dünyasındaki ve Batı'daki böyle bir teoloji eğitimi modellemeleri üzerinde böyle bir mukayese olsun diye de aslında biraz istedim. Eyvallah. Evet. Ee, şimdi en acı şey hayatta çok büyük bir zenginliğin üzerinde oturup bu zenginliğin farkına varmamaktır. Evet. Mesela Kerkük dünyanın en önemli petrol merkezlerinden birisidir. Ama Kerkük'te oturanların arabalarında benzin yoktur. Yani benzin koyacak arabalarına benzin koyma imkanları yoktur. Bu çok acı bir şeydir. Evet. Şimdi biz e, bu eğitim alanında dünyanın en eski e, ümmet olarak söylüyorum birinci derecede e, dünyanın en eski üniversitelerini kurmuş en e, kadim eğitim kurumlarına sahibiz. E, e, eski Yunanı saymazsak, evet. eski, akademi o zaten oradan geliyor. Ha, o orayı ama, saymazsak onun dışında evet. en eski İslam medeniyeti ortaya çıktıktan sonra en eski üniversiteleri kurmuşuz. Tarihleri Aynen. biraz sonra söyleyeceğim. Aynen, evet. Dolayısıyla Hatta bu anlamda o, Batıya da örneklik. Yani eğer hemen İstanbul söylemem olarak gerekirse, olarak. bakın çok tarihleriyle söylemek daha güzel olur. Ezher Üniversitesi İslam ümmetinin en önemli üniversitelerinden bir tanesidir. Siz Arapça iyi bilirsiniz. Aynen, Kıbletil Müslümin derler, yani ilmi anlamda Müslümanların kıblesi, ilmi kıblesi diye tanımlanır ezher. İdi diye ben Öyle, öyle anlatılır, önemli şimdi. değil. Öyle anlatılır kuruluşu itibarladır ve hala Ezher birçok dünyadaki teoloji fakültelerinden daha iyi İslami eğitim vermektedir. Yani eğer bu konuyu tartışabiliriz, sorun yok. İdi, demiyorum. Hala öyledir bana göre. politik olarak, politik gelişmelerle akademik gelişmeler birbirine fazla karıştırmamak lazım. He. Dolayısıyla Ezher'in eee şer'iye ve hala kanun, bir otoritesi var o kesin zaten. Yani e, otoritesinin dışında Külliyet-i ve Kanun, Şer'iye ve Kanun Fakültesi dünyada o, o fakülteyi yakalamış kaç tane üniversite gösterebilirsiniz bana? Hala gösteremeyiz. Külliyet-i ve Kanun'dan bahsediyorum. Evet. Yani ben yani ilim geleneği bir aura havza anlamında Mısır hala bence orayı oranın içerisinde olması anlamında Eyvallah. Yoksa, Dolayısıyla Ezher, bir kalite anlamında biraz e, farklı düşünüyorum. E, yani detaylarda farklılıklar olabilir. Ona eyvallah. Amancak hala ben tekrar söylüyorum. Ezher dünyanın birçok eğitim kurumuna akademisyen gönderen Doğru, katkı veren ekol yani ekoldür. Yani. Hatta bir anımı da sizinle paylaşayım. Bu önemlidir. Ben Buyurun. bu kadar ısrarcı olmamın bir sebebi var. Biz gençlik yıllarımızda özellikle üniversitedeki hocalarımıza zaman zaman ters düştüğümüz zaman Ezherli hocaların aleyhine konuşan bir grup Arap arkadaşımız vardı. Biz de o koroya <laughs> girerek zaman zaman böyle hatalar yapıyorduk. Bir gün hocam bana bana çok iyi bir ders verdi. Yine Ezherli bir hocamız. Aynı zamanda darulüm. Rum mezunu ve ezherde aynı zamanda yani Şeyhul Ezher'in de eseri ismi de söyleyelim Hasan Şafi. Hasan Şafi, evet. Şimdi bir gün bana dedi ki veya Şeyh i Türk'i diyordu bana, ey Ömer Faruk. De, o zaman tabii siz Pakistan'da, Pakistan'da İslam Üniversitesi'nde. master yaparken de. bana evet. söyledi, dedi ki bak dedi senin o sevdiğin hareketler, cemaatler, dini yapılar var ya dedi. Onların üzerinden dedi 50 sene geçmesine rağmen bir tane üniversite kuramadılar henüz dedi. Senin o beğenmediğin eser var ya dedi, şu haliyle bile dedi, 50 tane hareket kurar dedi. Doğru. Şimdi doğru. dolayısıyla Eser'in böyle bir te, tarihi tecrübesi var. Eser'i boğmak için, etmek için bir sürü e, denemeler olduğu için Eser üzerinde ciddi operasyonlar var. Bunun farkındayız. Ama yine hala her, her halükarda Eser, e, yani eksileri yok mu? Bunların hepsini belki en çok sayabileceklerden bir tanesi benim. Çünkü direkt her ne kadar Mısır'da okumasam da Pakistan'da birçok eserli hocalarımız oldu. Ben sadece birkaç tane tarih vermek istiyorum. Belki bu anlamda önemli olabilir. Eser, miladi tarihle söylüyorum, 975'te kurulmuş. Yani Batı üniversiteleri ile İslam üniversitelerini karşılaştırıyoruz şu anda. Eser 975'te kurulmuş. Zeytüneya Üniversitesi 737'de kurulmuş. Karavan Kayravan Üniversitesi 859'da kurulmuş. Nizamiye medreseleri 1065'te kurulmuş. Yani Osmanlı'nın da devraldığı, Selçukluların kurduğu diyelim. Kayravan en eskilerinden birisi. Evet, Ezher en eskisi burada gördüğümüz kadarıyla. Evet. E, veya Kervan en eskisi, doğru. Kayravan, evet. e, Oxford Üniversitesi, yani daha, sonra, daha, sonra. daha başka bir tabirle Oxford Medresesi. Oxford ilk kurulduğu zaman bir Hristiyan teoloji medresesidir. Sem semineridir. Aslında, evet. e, o da tartışık şeyi müzakere edebilir semineriyle. Evet. Biraz e, konuşuruz orada. E, onlarla evet. konuşacağız. Ama kuruluş tarihi 1096'dır. Yani Müslümanların üniversiteleştikten sonra, akademiyayı oluşturduktan çok yıllar sonra Oxford Medresesi kurulmuştur. Ama Oxford nerede bugün? Bizim medreselerimiz nerede? Onu da konuşacağız. İlk orada tabii Bologna Üniversitesi var. O, o, onun, onu, o, onu da, onun da tarihi çok sonra hocam. O da, onu da söyleyeceğim. Sonra işte onu diyorum ben. Onu söyleyeceğim. Yani ama şimdi, o Sicilya üzerinden kurulmuş. Şimdi hocam Batılılar, Batılılar Bologna Üniversitesi'nin en çok ünlü emek onun da tarihini söyleyeceğim size. Sorbonne Üniversitesi 1150'de, Cambridge Üniversitesi 1209'da kurulmuş. İznik Medreseleri ise, yani artık yavaş yavaş Osmanlı'ya doğru geliyoruz, 1331. İstanbul Üniversitesi ise, yani Fatih'in kurduğu İstanbul Üniversitesi ise 1453. Ee, yani sahne-seman. Evet, durumda. yani bugünkü Fatih Külliyesi'nin bulunduğu evet. yerdeki üniversiteler diyelim, üniversite diyelim. Onun için İstanbul Üniversitesi bugün... İşte dünyanın en eski üniversiteler arasında adını zikrederken gurur duyarken haklı bir gurur duyuyor bu arada. İstanbul Üniversitesi böyle. Diobent Medreseleri Hindistan'da 1866. Bu tarih önemli. Evet. Aligar, biraz sonra Aligar nedir, Diobent nedir tarihleri bir söyleyelim. Onun üzerine konuşacağız. Aligar ise 1875'te kuruluyor. Niye Aligar kurulmuş? Veya bir sonraki süreçte 1894 Nedvetül Ulema kuruluyor. O da bir üniversite. Evet. Ee, İslamabad Üniversitesi ise benim mezun olduğum üniversitesi 1980'de de kurulmuş. çok Bunlar geçiyor. çok daha sonra. Ama bunların her biriyle ilgili, her biriyle ilgili söyleyecek sözlerimiz var. Şimdi onlara geçeceğiz. Ancak bir önce söylemiş olduğunuz Avrupa'nın en eski üniversite dediğiniz üniversite Bologna, Bologna, Bologna Üniversitesi. Bologna, evet. Bologna, diye geçiyor. Türkçe öyle çevirmişler. Ee, İtalya'da 1088 hocam. Görüldüğü gibi Avrupa'nın üniversiteleşme, üniversiteleşme süreci Müslümanların üniversiteleşme sürecinin çok daha sonrası yıllarda. Orada bir ilave yapayım Ömer hocam. Bu Avrupa'ya İslam'ın iki, üç tane giriş ayağı var. Birisi de Sicilyadır. Biz burada bazı programlar düşündük. 200-250 yıl orada biliyorsunuz İslam medeniyeti Tabii. var. Endülüs öbür tarafta var. Ee, Bolonya'daki ilmi mirasın aslında İtalya üzerinden tercümesiyle Bolonya Eyvallah. üniversitesi kuruluyor. Yani öyle bir yönü var onun. Ee, orada bayağı bir tetikliyor bir şey Yani. Şimdi bu ne kadar doğrudur bilmem ama en azından bir hocam e, bizim lise yıllarımızda hatta söyleyeyim Süleyman Bağlan hocam söylemişti bir e, dersinde. Bu Avrupa'daki e, üniversite mezuniyet geleneklerinde mezuniyetlerinde genelde bir cübbe giydiriyorlar öğrencilere. Bütün fakülte öğrencilerine. Bu geleneğin Endülüs'ten batıya geçtiğine dair bir rivayette bulunmuştu. Bunun bilimsel altyapısı nedir bilmiyorum doğrusu. Ama bugün hala o cübbe geleneği vardır. Türkiye'de de layık üniversitelerin tamamı cübbe giydirmektedir öğrencilere. Çünkü batıdan gelmiştir cübbe bize. Aynen. Ama oraya da Müslümanlardan batıya geçmiştir. Evet. Bu, bu anekdotu da söylemekte fayda var. Şimdi bütün mesele şu. Evet Sorbon bir Hristiyan medresesi olarak kuruldu. Oxford kuruldu bir Hristiyan medresesi olarak. Cambridge daha sonra yine bir Hristiyan medresesi olarak kuruldu. Ancak buralar medrese olarak bizim anladığımız manada küçük yerler olarak kalmadı. Çok ciddi gelişmeler yaptılar. Oldu, evet. Ben Oxford'a gittiğim zaman hakikaten çok şaşırdım. Sebebi şu. Oxford adeta bir Vatikan gibi hizmet görüyor. Oxford'un bütün duvarlarında kilise etrafında kilise, aslında her fakülte evet. bir bir aziz adına, bir evet, papaz evet. adına, bir Hristiyan büyüğü adına açılmış. Fakülte dediğimiz yerlerde iki katlı, üç katlı yerler ve hepsinde ayrı ayrı kilise var. Ve Oxford'un kendisi bir bir Hristiyan medresesi. Şimdi, yani O Cambridge'i de orayı o anekdotu anlatalım. Cambridge Üniversitesi aslında Oxford'la beraberdi. orada ayrılışı da aslında teolojik bir ayrılıştır. Teolojik yani ve... Kapasa birbirine kızarak aslında... Tabii tabii tabii. Yani, yani aslında... Değil, o... Öbür mahallede şeyi kuruyorlar, Hayır, yani kuruyorlar. Öbür Yukarı mahallede ayrı bir cami açıyorlar <laughs> yani. Evet. <laughs> evet. Şimdi Cambridge enteresandır. Yani bütün özellikleriyle Oxford'un kopyası aslında. Ama uluslararası anlamda Oxford her ne kadar iyi reklam yapsa da, yayınları çok fazla olsa da Cambridge'in bir özelliği var. Uluslararası sınavlarla çok fazla öğrenci mezun veriyor. Yani bütün lise düzeyinde, üniversite düzeyinde açık eğitimle Oxford'un çok daha ilerisine geçmiş durumda yani. Ömer Hocam şimdi güzel aslında bu yönüyle giriş yapmamız güzel oldu. Tarihleri vermeniz de bence çok hatırda kalıcı olur. Ancak şöyle bir soru yönetmek durumundayım Eyvallah. size. Şimdi tabii İslam dünyası ilk üniversiteleri, medreseleri kurdu. Tabii her ne kadar Yunan'a dayansa da akademiya Platon'un akademiyasına dayansa da bu işin belki akademi anlamında ancak e, Müslümanlar e, 16 17. yüzyıla kadar aslında bu noktada öndelerdi. Yani üniversitelerimiz bizim. Hatta 17. 18. yüzyılda diyebiliriz buna. Burada e, peki e, İslam dünyasında ne oldu da Batı'da ne oldu da İslam dünyasındaki üniversiteler bugün veya bilimsel e, bilim bilim üretme geriye düştü. Batı e, alabildiğine ilerledi. Relatif anlamda söylüyorum bunu evet. biraz da. Yani ilerlemeyi ben biraz relativite olarak okuyorum yani mutlak ilerleme değil de yani bugün öyle gözüküyor. Ne oldu? Nerede kırılma yaşandı? Paradigma nerede kırıldı? Yani Hocam, siz nasıl görüyorsunuz? E, benim görebildiğim oradan sonra bu aslında bilgi meselesi biliyorsunuz. Bilgi ve bilim son. meselesi. Bilginin İslamileştirmesini de tartışacağız evet. bu akşam. Evet. E, benim görebildiğim kadarıyla 17. yüzyıla kadar, e, özellikle Kanuni'nin ikinci e, dönemine kadar, e, özellikle Osmanlı'da ümmetin kıblesi, ümmetin merkezi siyasi, iradi, ilmi, akademik merkezi olan İstanbul'da çok ciddi bir kaliteli eğitim var. Dünyanın birçok yerlerinden Ezher bir tarafta, İstanbul bir tarafta alışverişler var, hocaların gitmeleri, gelmeleri var. İstanbul bütün dünyadaki önemli akademisyenleri, bilim adamlarını bugünkü Özbekistan'dan, Buhara'dan, İran'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden sürekli çeken bir merkez ve yüksek maaşlar veriliyor. Ancak ne oluyorsa 17. yüzyılın ikinci döneminde 12 üniversiteler dediğimiz yani medreseler, Bunların sayısı sınırlı olabilir ama İstanbul'dan bahsediyoruz. Ne oluyorsa programlara bir müdahale var. Orada e, fen bilimleriyle dini bilimleri birbirinden ayıran bir süreç başlıyor. Veya fen bilimlerinin zayıflatıldığı bir süreç var. Yani matematiğin zayıflatıldığı bir medreseden bahsediyoruz. Evet. Fiziğin, kimyanın zayıflatıldığı bir medreseden bahsediyoruz. Ve daha sonraki yıllarda da her ne kadar medrese belki çok gerilemese bile yerinde saymasından dolayı karşıdaki karşı mahallenin yani batıdaki kurumların çok hızlı yol alması Medresenin geri kalmasına neden oluyor. Yani burada siz şunu asla söylemeye çalışıyorsunuz. Öyle belki söylersek. Yani İslam ilimler hiyerarşisinde veya Müslüman'ın zihin dünyasında tenzili vahiy ile tekvini vahiy Eyvallah. ve onun devamı olan ilimler, fizik, kimya aslında hepsi şer'i ilimdir. Tabii. Yani bir bütündür. Bunu bir bütün olarak okuyamadığımız Tabii. belli bir dönemden sonra. Dolayısıyla medreselerde de müfredata yansımış oldu bu. Dolayısıyla pozitif bilimler biraz da şer'i ilimler diye ayrıldı. Bir kere... Bir e, yönüyle böyle yani eyvallah, biraz parçalanma meydana geldi. E, yine mer, e, Allah hayırlı ömürler versin. E, hocam Hasan Şafi şunu derdi sürekli. Müslümanların üretmiş olduğu, e, Müslümanların havzasında üretilen, Müslüman bilim adamlarının ürettiği her bilim İslam ilimdir derdi. Evet. Bu matematik, fizik, kimya fark etmiyor. Evet. Ve gerek Osmanlı'da gerek İslam bilim tarihinde de hep böyle yani bakılmıştır. Zaten, evet. Dolayısıyla Müslümanların bilimlere bir de bilim deyince sadece fen bilimleri algılanmamalı. Bugün bilimin birçok tanımı ve tasnifi vardır. Bunu da iyi belirlememiz lazım. Çünkü eğer fen bilimlerine bilim dersek sadece, o zaman sosyal bilimleri nereye koyacağız? Yani fen bilimleri olduğu gibi İslami bilimler olduğu, e, sosyal bilimler olduğu gibi bir de din bilimleri diye bir şey var. Bunun içerisinde bir de İslami bilimler var. İslami bilimlerin de alt başlıkları var. Şimdi bu son derece devasa bir, bir, bir e, bilgi e, havzası. Bunları e, çok detaylı tanımlamadan. Bilgi veya işte ilimi veya bilimi sadece fen bilimleri diye tanımlarsak insanlık önce kendisine ihanet etmiş olur. Eski Yunan'da bilgi deyince felsefe akla geliyordu. Bugünkü anlamda felsefeden türetilmiş bütün sosyal bilimler aslında bilimdir. Bilimin bir parçası. Matematik de bir bilimdir. Veya işte belki o gün... Peki o zaman şöyle diyelim mi? Hmm. Felsefe ile ilgili nasıl baktığınıza bağlı. Hani bazılar bir tartışma yaptık eskiden bir İslam felsefesi yoktur, İslam'da felsefe evet. yoktur falan diye. Halbuki felsefe... Hikmetin arayışı aslında, evet. hikmet arama manası, hikmet sevme anlamında. Ama sizin bakışınız, hani bilginin İslami iyileştirilmesi meselesini de söylediniz. Gireceğiz oraya hocam. Peki bugünkü antropoloji, sosyoloji, psikoloji, pedagoji dediğimiz alanlar için de e, aynı mıdır? Yani bunlar batıda üretilen ve bize aslında empoze edilen aslında sorunlarımızın bir kısmı da buradan kaynaklanıyor. Ona da aynı şekilde mi bakıyorsunuz? Oraya bakışınız nasıl? Hocam tekrar 17. yüzyıla dönecek olursak o 17. yüzyılda batıda ne oluyorsa belki de İslam dünyası üzerine yapmış oldukları oryantalist araştırmalar ve incelemelerden sonra İslam eğitim kurumlarının büyük bir kısmını kitaplarını götürdükten sonra tercüme ettikten sonra batıda çok hızlı hızla gelişen bir sosyal bilimler furyası var. Bakın 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar sosyal bilimlerin kurucuların büyük bir kısmı Yahudi kökenlidir. Evet. Şimdi bu çok enteresan, tesadüf olamaz. Buraya bir yatırım yapılmış. Dolayısıyla da e, aslında bizde de olan incele, farklı bir isimler altında olan bazı bilimler orada farklı bir şekilde e, isim, farklı isimlerle gelişmiş. Fakat biz orada işte biraz e, duraksamışız. Yani gerilemediysek bile yerinde, yerimize saymışız. Çünkü eğer siz felsefeyi e, medreseden çıkardığınız anda e, yani sosyal bilimleri medresede okutmadığınız zaman o zaman ne oluyor? Yorumlarınız da sığlaşmaya başlıyor. Felsefe bizim için bir e, inanç kaynağı değildir. Felsefe bizim için bir dini kaynak da, metin de değildir. Ama dini metinleri anlamada, e, özellikle de yorumlamada, anlamak için biz belki Arap dili, edebiyatı, belagatı, sarf, nahi, belagat bunlar yeterli olabilir. Evet. Ama yorumlama kısmına geldiğimiz zaman, bizim akıl etme kısmına geldiğimiz zaman çok güçlü bir e, birikime ihtiyacımız var. Felsefe bu ifade gücünü bize veriyor. Bize o ifade hızını veriyor. Evet. Eğer siz o ifade hızından yoksunsanız o zaman vay halinize. Hakikaten e, şöyle düşünün. E, Bir düşünme yöntemi aslında. Düşünme aslında yöntemi. Düşünme, Düşünmeye yani, katkı düşünme. veren, e, ifade hızı yani veren. kelam da aslında bu yönüyle felsefe. Oraya gelince düşünme, evet. bizde düşünme var mıydı, felsefe var mıydı? Bir kere insanın olduğu yerde düşünme mutlaka vardır. Yani Batı felsefesini okutmadan önce Müslümanlar zaten ta, özellikle… E, bunu söyleyenler bilemiyorum. Yani Fahrettin Razi'nin e, evet. eserlerini okuyorlar mı acaba? Tefsirini evet. okuyorlar mı? Yani. Fahrettin Razi aslında felsefeyi kelamın içerisine almış bir alimdir. Evet. Yani bir, önemli bir alimdir. Dolayısıyla yani bu bence bu tartışmalar çok gereksiz görüyorum. Ben yani bu oryantalistik görüyorum aslında biraz da. Hocam yani... e, henüz e, e, Yunan felsefesi ve edebiyatı, evet. literatürü Arapça çevrilmeden önce Müslümanlar özellikle e, fetihlerin artmasıyla birlikte farklı literatürlerle, farklı kültürlerle tanıştıkça ...yeni tartışmalar içinde buldular kendilerini zaten. Ya işte Beytül Hikmen'in kuruluşu oradandır zaten. Dolayısıyla birçok sorulara var. cevap yetiştirmek için bir çaba var ortada. Evet. Belki Muhtezile'nin hepimizin bildiği gibi ortaya çıkış nedenlerden bir tanesi bu. Dolayısıyla felsefe gelmeden, gelmeden önce de Müslümanlar kelam ediyorlar. Kelam her zaman edilir. Yani ihtiyaca göre kelam edilir. Şimdi biz kelam ediyoruz işte. Yani illa şu anda herhangi bir felsefe kitabını okumuş olmamız gerekmiyor. Biraz önceki konuya değinmek için bir şey söylemek istiyorum. Batı'da ki bütün felsefeciler... Bütün felsefeciler ama dinle mutlaka ilgilenmişlerdir. Şimdi ben sadece birkaç tane kitap getirdim. Yani batıda meşhur olan, okutulan felsefecilerden bir tane Bir tanesi Emanuel Kant. Evet. Kant eğitim üzerine kitap yazmış. Din üzerine kitap yazmış. Şu anda ben eğitimi getirmişim. Ama yine eğitimleri getirmişim ben din üzerine getirmek getirmem gerekirken. Ama her birinin dinle ilgili görüşleri var. Hatta çok ilginç olan şu... Bunların bazı kitaplarını bugün dinle ilgili kitaplarını özellikle mesela metafizik eski Yunan'daki metafiziği bugün ders kitabı olarak okusak bazılarından der ki bu tasavvuf kitabı herhalde yani. Yani metafizik. Metafizikle ilgilenmişler, dinle ilgilenmişler. Belki bizim anladığımız manada bir Allah'ı tanımlamaya bilmi, tanımlayamamışlardır belki. Çünkü orada peygambere ihtiyaç var. Yani ama bir varoluş felsefesi mutlaka var. Bunları görmek lazım. Şimdi dünyanın en önemli üniversitelerinden bir tanesi yine Harvard Üniversitesi, Harvard College. Evet. Hocam şöyle bir kitap var. Bunu mutlaka göstermek isterim özellikle izleyicilerimize. Evet. Diyor ki mükemmel, mükemmel bir ama eğitim ruhu ama yok. ruhu yok, evet. tamam mı? Şimdi ruhu olmayan bir eğitim insanın nereye savrulacak? Bu bir... arada bu tür kitaplar Avrupa'da son dönemde epey artıyor. Çok fazla. Yani Avrupa'nın ruhu yok, Batı'nın ruhu yok evet. anlamında. Yani evet. e, böyle kitaplar çok artıyor. Buradan tabii metafiziğe geliyor şu an. Evet. Şimdi bizim e, aslında en büyük problemimiz biraz önce bir konuya daha değindiniz. İlahiyat fakülteleri oraya da değinmek isterim unutmadan çünkü oraya da e, kaçırmayayım orayı. bir mukayese yapacağız şimdi bir İslam dünyasına şöyle bir gezinme yapalım. Şöyle Türkiye'deki yani. pozisyonumuzla ilgili ilahiyatlarla ilgili birkaç cümle söylemek isterim. Ben Ama yalnız şurada şurayı tamamlayalım Ömer Hocam. Orada benim e, aslında vurgulanmasını istediğim bir hmm. yer daha var. Hmm. Şimdi bu bilgiye bakış bunu vurguladınız aslında siz işaret ettiniz ama bu metafizik vurgusu aslında önemliydi yani aslında Avrupa'da 18. 19. asırdan sonra özellikle üretilen aydınlanmayla birlikte bir paradigma kırılması var bu kırılmayla birlikte aslında en önemli şey merkeze koyacağım şey bilgi bilim nedir ve orada üretilen bilgi aslında ontolojisi ve metafiziği olmayan bir epistemoloji ben böyle tanımlıyorum yani bir bilgi var ortada ama metafizik ve ontolojik bağından koparılıyor. Ve aslında üniversitelerde bu bilgi daha sonra hakim oluyor. Dolayısıyla bu teolojiye de yansıtılıyor. Yani bu söylediğiniz e, filozofların da aslında yani dinle bağlantıları var, metafiziğe vurgu yapıyorlar ama daha sonra onlar üzerine üretilen bilgi de biz onu görüyoruz. Bugün dünyada batının ürettiği bilgi aslında e, humanist hümanist yani yani deist, ateist, nihilist kökene dayanan Hümanist bir bilgidir. Dolayısıyla ontolojisi ve metafiziği olmayan bir bilgi. Şimdi bu bilgi anlayışıyla bakıldığında e, burnun bunun içerisinden üretilen bilim dalları, sosyoloji, antropoloji ki antropoloji biliyorsunuz batı dışı toplumları araştırmak için kullanılan bir bilimdir batı tarafından ve oryantalistiktir. Sosyoloji kendi toplumlarını araştırıyor ama bizde bugün yansımaları, terminolojiler hep bu, bu bilim anlayışıyla yansıması var ve bize bu geldi aslında. Dolayısıyla bugün aslında sıkıntılarımızın, krizlerimizin bir sebebi de bu İslam dünyası olarak. Yani buna değinelim. Yani burayı ne dersiniz? Bu buna katılır mısınız bu şeye? Yani biz aslında Hocam bir miktar e, katılırım en size. En önemli etkileyen şey bu bunlardan bu değil midir? Bir miktar katılırım size. Doğru. bize bu kanalla bir felsefi okumalar, felsefi çeviriler geldiği için özellikle de gerek Osmanlı'da, gerek medresede felsefeye karşı bir direniş gelişti. Haklı bir direniş gelişti. Çünkü onlar çevirilerde gördüler ki burada Felsefe demek Nietzsche demek. Felsefe demek Darwin demek. Evet, dolayısıyla deyince işte belli isimler var. E, dolayısıyla yani. bunlarla anlatılan bir felsefe Müslümanlar için korkunç bir alandı. Ancak yine Batı'da çok dindar felsefeciler var. Onlar yani çok uzun yıllar önce Darwin'le ilgili Nietzsche'yle ilgili görüşlerini söylemişler. Şimdi Nietzsche Tanrı öldü diyebilir. Ama aslında onun en büyük problemi ee, yani onun tabiriyle Tanrı'ya ulaşamaması, bulamaması yani. Belki de sağlıklı bir e, yani Hristiyanlığın olmayışı Batı'da o gün. Burada aslında Batılı aydınlarak gerçekten çok üzülüyorum ve acıyorum onlara. Sebebi şu, sebebi şu. Hristiyanlık zaten yok ortada. Yani. Ama Tayyip sebebi oluyor. şu, ama yani. şöyle bir problem var. Hristiyanlık yok ama Hristiyanlığın problemleri hala Batı'da vardı. Şeyin şimdi içerisine yeni, yeni, giriyor, seküler sistemin içerisinde aslında kültürel olarak var. Şimdi onu söylemek ha. istiyorum. Şimdi e, evet Batı'da e, sosyal bilimler hızla gelişirken, ve fen bilimleri de gelişirken o günkü kilisede bir direnç var. Kilise bilim adamlarına karşı direniyor. Siz de çok iyi bilirsiniz ki yani Batı'da bulunduğunuzu biliyorsunuz. Kilise demek, Tanrı demek, Tanrı demek kilise demek. Yani kilise Tanrı'nın temsilcisi aslında. Yeryüzündeki temsilcisi. Bizim dünya görüşümüzden tamamen farklı bir olgu var orada. Sadece bir rezerv koyayım ama buraya. Yani, buyurun. Protestanlık da böyle değil biraz. Şimdi protestanlık İslam'dan etkilenmiş bir yakın. Onu sonra yani, konuşuruz. Evet, o Hatta Osmanlı'nın ortaya farklı. çıkardığı da söylenir. Evet, evet. Onu tartışırız. Şimdi benim kastettiğim Katoliklik. Çünkü e, Protestanlık Avrupa için yeni bir olgudur. Yani biz Katolik yeni ama bugün modern Avrupa'yı şekillendiren Hocam, Protestanlık. Hocam e, biz biz Avrupa'daki dinsizleşme, ateistleşme sürecinden bahsediyoruz. Evet. Avrupa'daki dinsizleşmenin temelinde, temelinde kilisenin bu yobazca e, anti bilim, anti akıl, anti -e, gelişme eee duruşuna kaynaklanmaktadır. Evet. Dolayısıyla bilim adamları bir, bir gelişme yapacaklarsa bir buluş yapıp bir şey ortaya koyacaklarsa önlerinde tek yol vardı. O da kiliseyle mücadele etmek. Kiliseyle mücadele etmek demek o günkü literatürde aynı zamanda Tanrı'yla mücadele etmek demekti. Hmm. Bu batının aslında Protestanlığı son dönem olarak kenara e koyacak olursak gerek Katoliklik, gerekse Ortodoks'un ana problemiydi. Şimdi Müslümanlar hiç böyle bir tecrübesi olmadı. Müslümanlar her zaman bilimden yana oldu. Yani ve bilimle, fen bilimleriyle, sosyal bilimlerle tabiri caizse ve İslami ilimler hep at başı gitti, beraber gitti yani. Hatta bir şeyin, Arnold Toynbee zannediyorum evet. bu İngiliz meşhur tarihçinin bir şeyi var. Yani İslam medeniyetinin en önemli ayrıştırıcı vasıflarından birisinin bilgi medeniyeti olması anlamında söylüyor. Yani böyle bir vurgusu var. Şimdi yerini hatırlamıyorum ama. Evet. E, dolayısıyla bilgi hep bizde aslında önemli bir şeydir. Yani bilgi bir de siyasetten bağımsızdır aslında İslam evet. dünyasında. Kesin. Kesinlikle. Yani e, bilim... Batı'da bu siyasetin güdümünde olduğu bir dönem özellikle. Evet. Yani. Yani İslam bilim tarihine baktığımız zaman büyük oranda vakıflar eliyle gelişmiştir. Yani mesela gurur duyduğumuz, ilk üniversite dediğimiz, üniversiteyi kuran bir Fatıma evet. diye bir hanımefendi. Fatıma Elmeri. E, dolayısıyla bir kadın, bir hanımefendi kurmuştur ilk üniversite. Demek ki ve e, orada böyle bir algı vardı yani onu söylemeye çalışıyorum. Batının böyle bir çıkmazı var. Bizim böyle bir problemimiz olmadı. Ancak biz ne zaman ki 17. yüzyıl, 18. yüzyıldan sonra yavaş yavaş batıdaki sosyal bilimlerin gelişme hızına ayak uyduramadık takip edemedik belki. Ondan sonra da medreseleri ıslah çalışmalarını 100 sene uzattık. Medreselerle ilgili bir adım atamadık 1912'ye kadar. Ee, ondan sonra da tabii ki Batı çok fazla yol almıştı ve biz başka bir aleme savrulduk 1914 evet. Birinci Dünya Savaşı. O 1912'deki projeyi de uygulayamadık evet. yani. Şimdi hocam tam da noktasına geldik. Siz de tabii İslam aleminin birçok yerine gittiniz Eyvallah. aslında. Pakistan, Hind Alt kıtası özellikle ilgi alanınız ama İslam dünyasının bütün her tarafı. Şimdi böyle modellemelere bakalım o zaman biraz İslam dünyasında. Bu aslında batıdaki bu gelişme İslam dünyasını nasıl etkiledi? Birinci sorum. Yani bu eğitim, teoloji eğitimini nasıl etkiledi? Etkiledi mi? Etkilediyse nasıl etkiledi? Eyvallah. İkincisi de buradaki temel modellemeler nedir? Mesela diyelim her bir İslam dünyasının her bir bölgesinde aslında farklı modernleşme süreçleri oldu. Doğru. Bir anlamda modernleşme süreci bu. Kesinlikle. Modernite yani. Eyvallah. E, modernleşme süreci dediğimiz şey aynı zamanda postmoderniteyi de getirdi karşımıza sonradan. Modernleşme de temel sorun dindi aslında. Evet. Yani modernleşme modernitenin en önemli birinci sorunu nedir? İlk önce bu kamusal alanla başladı. Kamusal alanda din tartışmalarıyla başladı ama aslında dinin bir bütün olarak sorunlu kılan bir yaklaşım. Modernleşme. Dolayısıyla İslam dünyasında bir modernleşme hareketleri oldu. Ama her bir bölgede de farklı farklı tezahürleri var bunun. İslam dünyasında Hint alt kıtası ve Pakistan'dan başlarsak nasıl bir yani eğitim sistemi anlamında diyorum. Bütünle girmeyelim. Çünkü Eyvallah. oradan biraz Türkiye ilahiyatlarından mukayese getireceğiz. Yeteriz oraya geliriz. Arap dünyasına biraz girelim. Eyvallah. Böyle bir e, survey diyelim yani. Eyvallah. Geçmişin alan alan çalışması var. yapacağız beraber sesli. Ee, bir kere e, yani 10 yıl bölgede kalmış birisi olarak oradaki bütün kurumları, önde gelen kurumların Hı. ben hepsini biliyorum yani yerinde biz inceleyerek, tartışarak, görüşerek. Medreselerde çok güçlü olan bir bir bölgeden e, bahsediyoruz yani, ama, e, ama nedir için tamam, onu, onu 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 anlatacağım. Şimdi e, Pakistan demeyeceğim çünkü Pakistan çok yeni bir ülke. 1900 Hint e, alt kıtası, diye Hint alt kıtası diye diyeceğiz. Bence, evet. Hindistan dersek Hindistan akla gelir. Dolayısıyla evet. Hint alt kıtası diyerek devam edelim. Hint alt kıtasında hatta Pakistan'ın kurucu iradesi bile o Hint alt kıtasının felsefesiyle ilgili geliştiği için biraz oradan oraya dayanarak bahsedelim. E, İngilizler e, Hindistan'a e, geldikleri zaman e, Doğu Hindistan, East Indian Company diye bir şirket kuruyorlar. Doğu Hindistan şirketi diye bir şirket kuruyorlar. Hollandalılarla beraber hatta. E, o da uzak doğuya gidiyor. A, o daha, o daha çok Endonezya, Endonezya ama Hindistan'da ama da, aynı şirket, benzer şirket aynı orada şirketler. Aynı şirketler, aynı mantık, aynı emperyal e, mantık. E, bu bölgeye geliyorlar, yaptıkları ilk şey şu hocam, e, ticarete giriyorlar, e, Müslümanlara ciddi ticari işler yapıyorlar ama aynı zamanda sürekli literatürü tercüme ediyorlar hocam. Kim nerede kimin eli kimin cebinde ne kadar kim ne okudu. Hidaye kitabı bile Hanefilerin en önemli literatür kitaplarından birisi olan fıkıh kitabı Hidayi İngilizceye ta o zamandan çeviriyorlar hocam. Evet. Çok iyi çalışıyorlar. Ee, belli bir süre sonra artık siyasi e, dişlerini göstermeye başlıyorlar. Oradaki küçük beylikleri tek tek satın alıyorlar. Bir bakıyorlar ki Müslümanlar devlet gitmiş. Yani Sultanlar satılmış. Derslerine çok iyi çalışmışlar. Çok yani. iyi çalışmışlar arkadaşlar. Sonra e, direnişler başlıyor. Hindular ve Müslümanlar ortak direnişler geliştiriyorlar. Ama tabii İngilizler akıllı bir millet olduğu için o dönemde bugünkü zer, bizim Zerdüşler dediğimiz Parisilere yatırım yapıyorlar. Bir kısım Hindu e, azınlıklara, e, onların içinde de bölünmeler var, onlara yatır, e, yatırım yapıyorlar. E, bu arada e, direnişler başlıyor. Müslümanların en son direnişi 1857'lerde yanlış hatırlamıyorsam e, ve yenilgiyle sonuçlanıyor. Burada Müslümanlar ikiye ayrılıyorlar Hindistan'da. Bir grup diyor ki... E, hocam o zamanlar e, Hint alt kıtasında bakıldığında e, oran nedir? E, yine Müslümanlar hep azınlıkta hocam. Müslümanlar hep azınlıktalar. Ama yönetim... Çok önemli bir soru sordunuz. Bakın Hint alt kıtası 800 yıl boyunca Müslümanlar tarafından yönetilmiştir. Biraz daha ileri gidelim. Türkler tarafından evet. yönetilmiştir. Tabii canım. Baburlar tarafından. Kurum. Ancak e, bizim Osmanlı 600 yıl olmasına rağmen ve Hindistan'da bizim kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz hatta karındaşlarımız tarafından yönetilmesine rağmen Türkiye'de literatürde Hint alt ile ilgili fazla kitap yoktur. Birkaç arkadaşımız, birkaç akademisyen vardır. Ha, yakın zamana sınır, kadar hiç yok aslında. Bu çok sınırlıdır, evet. Şimdi 1857 yenilgisinden sonra Müslümanlar ikiye ayrılıyorlar hocam. Bir kısmı diyor ki biz uzun yıllar, işte 600 sene, 700 sene bu ülkeyi biz yönettik. Aman İngilizce'ye önerelim bir an önce, İngiliz eğitim sistemine girelim. İngilizler çıktıktan sonra bu ülkeyi tekrar biz yönetelim diyorlar. Ama ulema bir kısım ulema da diyor ki hayır İngilizce öğrenmek haramdır bu saatten sonra diyor. Yani İngilizce öğrenmeye karşı için değil bu eşkalcilerin dilini öğrenmek haramdır diye ha. bir fetva veriyorlar. Ve burada ikiye ayrılıyor Müslümanlar. Bir grup gidiyor Diyobent diye Delhi yakınlarında Diyobent diye bir köyde tamam bir köyde bir nar ağacının altında bir talebeyle öğrenci aynen hikaye böyle anlatılır. Bir eğitim kurumu kuruyorlar. Eğitim kurumu değil, orada eğitime başlıyorlar. Diyöbent aslında köyün ismi ya. Yani. Diyöbent köyün ismi evet. ve bir nar ağacının altında bir hoca ve bir talebe hocam. Diyorlar ki, e, sol literatürle söyleyeyim, direnişe kırsal kesimden, direnişi kırsal kesimden <laughs> başlatacağız diyorlar. <laughs> tamam mı? Güzel. E, ve nar ağacının altında böyle bir eğitim çalışması başlıyor. Öbür taraftan bir e, şahıs daha var. Sir Seyit Ahmet Khan. Evet. Bu biraz daha moderniz. Biraz daha İngilizlerle iş tutan bir adam. Diyor ki arkadaşlar, biz dağlara, köylere gidersek, diye, devletten çok uzak kalacağız ve biz çok eziliriz diyor. O da gidiyor. E, Aligar bölgesi diye bir bölge var. Aligar bölgesinde bir e, kocaman bir kasabanın ortasında bir kulübe kuruyor. Ne yapıyorsun burada diyorlar? Üniversite kuruyorum diyor. Hmm. Şimdi ortaya iki tane şey çıkıyor. Bir narağa altında medrese, bir de kulübe diye Bu bir ara, medrese. Söyleseyim Ahmet Han'la biraz bir, bir cümleli gilave yapayım biraz incelediğim bir kişi o. Ee, tabii İngilizlerle daha sonra evet. şey yapan aslında biraz devşirilen de olan, birisi. ödüllendirilmiş unvanlar evet. verilmiş. Tarihte kitabı mukaddese Müslümanlardan şerh yazan iki kişi vardır. İki evet. Birisi odur. Evet. Ya yani birisi de Necmettin Tusidir biliyorsunuz tarihte. Ee, yani kitabı mukaddese şerh yazıyor bunlar. Şimdi niye Feşir onu yapmak yani? zorunda kalıyor? Bu önemli bir şey hatırlattınız yine. Çünkü İngilizler ve diğer ülkelerin misyonerleri, Protestanlar, Katolikler Hindistan'ın her tarafında cirit atıyorlar Müslümanların kendi kaynaklarını okuyarak direkt Kur'an'dan gerek hadis üzerinden saldırıda bulunuyorlar. Müslümanlar savunmalarını ancak e, Hristiyan literatürünü okuyarak karşılık e, saldırıya o zaman geçiyorlar. Onun için eee İzharul Hak kitabı e, yazarı rahmetullah Hindi Hindistan'dan çıkmıştır. Hindi adı çok üzerinde çok önemli bir kitaptır bu arada. E, onu da Onda Türkçe'ye de güzel bir tercümesi de var. Eyvallah. Onun birkaç yani, tercümesi evet. var. Evet. Şimdi e, o kitap mesela niye yazılmıştır? Çünkü Müslümanlara çok fazla saldırı olunca mecburen, şimdi Sörsey'de Ahmet'e döneceğim ama orada mecburen böyle bir kitap yazılmıştır. Peki. O kitabın bir hocam bir cümleyle şeyin de hemen seyircilerimize de tanıtmış olalım. Yani bu dinler tarihi perspektifinde e, insider, outsider perspektifler var. Yani hı. içeriden dışarıdan. Dolayısıyla bu insider perspektifle yazılan bir kitaptır. Yani bizzat e, İncil'lerdeki çelişkiler üzerinden giden. Yani Kur'an ve sünnet bunu diyor falan diye bir, değil. Bir. Dolayısıyla çok önemli bir şimdi, kitap. Şimdi yani, e, burada ile. ama önemli bir Anaktot var. İnşallah evet, zamanımız yeterlidir. Çünkü söyleyecek çok söz var Yok, bu konuyla Yok daha gel. ikinci bölümümüz var. Eyvallah. Şimdi hocamız bakın, var ama yine devam eder. Biz Sörsey Ahmet'e döneceğiz, onun kurduğu üniversiteye döneceğiz. Ancak unutursam hatırlatın diye söylüyorum. Rahmetullah es geçemeyiz hocam. Rahmetullah çok önemli bir adam. Evet. E, Fonder diye bir es adam var. Geçmiyoruz zaten. Burada e, Fonder diye bir adam var. Yani geçmeyelim Fender, tekrar evet. dönemde. Bu Fonder e, çok önemli bir misyoner... ...ve İslam'ı çok iyi bilen bir misyoner. Ve sürekli Müslümanlara saldırıyor... Ve önüne geleni de biçiyor teolojik olarak tartışarak eziyor. Ee, Rahmetullah Hindi diyor ki bütün Hristiyanlığı bunları literatürünü tam öğrenmeden bununla tartışmayacağım diyor. Bütün Hristiyan literatürünü okuyor. Sonra diyor ki hadi bakalım Hodri Meydan bununla tartışmaya çıkıyorlar. Binlerce yüzlerce insanın önünde. Fondör yeniliyor. Sonra kaçıyor Hindistan'dan. Bir daha kimsenin yüzüne bakamıyor. Kaçıyor İstanbul'a geliyor hocam. İstanbul'da misyonerlik faaliyetlerine başlıyor. Osmanlı istihbarat Örgütü, o devletin istihbaratı araştırıyorlar. Diyorlar ki kim bu misyoner ya? Bir araştırın bakalım. Diyorlar ki Hindistan'dan gelmiş. Ee, oradan bir istihbarat yapıyorlar. Hindistan'dan bilgi istiyorlar. Bu adam rahmetullah ile tartışmış ve e, İstanbul'a gelmiş sonra. Kaçmış yani. Rahmetullah hindiye haber gönderiyorlar hocam. Diyorlar ki buyur gel. gel. <laughs> bu adam burada. Burada bunu bul. Hmm. Rahmetullah hindi artık düşünebiliyor musunuz hocam? Yani otobüs yok, araç yok. Neyle geldi bilmiyorum. Kaç günde geldi, haber kaç günde gitti onu da bilmiyorum yani Osmanlı isteseydi o adamı çok rahat bir şekilde temizleyebilirdi. Onu da yapmamışlar. Fikre fikirle mücadele. Rahmetullah de İstanbul'a geliyor hocam. Fonder, Rahmetullah geldiğini duyar duymaz kaçıyor hocam. Evet. Tekrar kaçıyor. Evet. Nereye gittiğini bilmiyoruz ondan sonra. Osmanlı Sultanı, dönemin Osmanlı Sultanı Rahmetullah diye huzura çağırıyor. Diyor ki sen diyor çok büyük bir hizmet yaptın. Sultan Abdülhamit. Ee, yani ondan önce de olabilir. Yani, Senin tarihi bilmediğim için ben Osmanlı Sultanı dedin. Ben de öyle biliyordum ama sanki bir önceki o da olabilir. Ee, Osmanlı Sultanı e, çağırıyor diyor ki dile benden ne dilersen diyor. Çok büyük bir hizmet yaptın bugün diyor. Tamam mı? O diyor ki ben diyor Sultanımız, halifemizin isteği üzerine geldim. Bu işi de Allah için yaptım. Lütfen benim niyetimi bozmayın diyor. Hiçbir şey istemiyorum diyor. Hayır diyor. İki şey istiyor. Ee, o zaman diyor bu tartışmalarla ilgili bir kitap yazacaksın diyor. O kitabın yazılması Osmanlı Sultanı tarafından talimat üzerine yazılmış bir kitaptır evet. aslında. Tartışmalar var ama kitabın yazılmasının bunu ben bir baskıda gördüm ama son baskılarda bir daha göremedim bu, bu bilgiyi. Şimdi e, ve kitap yazılıyor daha sonraki yıllarda ama e, çok ısrar edince halife veya sultan e, madem diyor çok ısrar ediyorsun diyor benim diyor gönlümden geçen bir şey vardı ne istiyorsun diyor söyle diyor Kabe yakınlarında diyor Mekke dedi bana diyor bir medrese kuracak kadar bir yer ver yeter diyor. Hı. Hakikaten Kabe'ye yakın bir yerde Mekke'de bir yer tahsis ediliyor rahmetullah hindiye bir de Hindistan'a dönememe problemi de var. İngilizlerle kapışmış. Evet. Ortada karıştanmış bir de adam. Bir Tabii de tehdit yani. ediliyor. Evet. Gidiyor Mekke'ye hocam. Medreseti zaviyeteyi kuruyorlar Mekke'de. Mekke Suudi Arabistan tarihinde Mekke'nin ilk okulu olarak tarihe geçmiş bir okuldur burası. Evet. Şimdi burayı bitirelim. Burayla ilgili söylenecek Yani şeyler. buradan e, bu detaylar tabii çok önemli verdiğiniz ama biz tabii Hindistan'daki e, diller heh. tarihi alandaki birikime işaret için bu onu işaret için bir de şimdi şey o geleneklerden bahsettik. Şimdi gelenek işte bu yani gelenek diyor ben dediniz hocam, işte Ali Gaffar'dınız. Hocam Hindistan'daki dediniz. bu gelenek rahmetullah Hindiyi yetiştirmiş. Evet. Birinci kısmı bu. İkincisi Aligara'ya geri dönüyoruz. Şimdi iki tane ekol çıktı ortaya. Evet. Birisi e, Şimdi bu Diobent'in e, karakteristiği nedir? Aligarh'ın karakteristiği. Yani birisi modernist, birisi gelenekselci mi diyeceğiz? Şimdi onu söylüyorum. Şimdi iki tane kurum çıkıyor ortaya. Ha. Birisi Diobent, birisi Ali e, Aligarh Üniversitesi. Söz Said Ahmet Han'ın kulüp olarak başlattı. Sonra büyük üniversiteye dönüştüğü, Şimdi kocaman bir üniversite. Ömer hocam bu arada şeyi söyleyeyim. Siz de çok o konuyu çok iyi biliyorsunuz. Biz burada biraz Taliban meselesinde Diobent konusunu biraz konuşmuştuk. Diobent biliyorsunuz Taliban'ın da biraz Beslendiği kaynaklardan, beslendiği kaynaklardan beslendiği kaynaklardan birisi veya medresel sisteminden Eyvallah. diyelim. Ama sonrasında ne oldu onu bilmiyoruz. Yani konuşuruz, onu da konuşuruz. Evet, yani Gerek olursa konuşuruz. konuşuruz. Ama bu iki geleneği şimdi söyledik. Başka hangi Hocam gelenekler Devam edelim. Burası, evet. Burayı aç açmamız i̇şte lazım. Açalım yani. Şimdi eee evet. Diobent geleneği modern eğitim kurumlarına karşı kendi e, İslam medeniyeti geleneklerine dayalı bir eğitim sistemi modeli geliştiriyor. Ama kurucuları kurucularının bir tanesi Mevlana Nanaotovi Nane tobi bir felsefeci aynı zamanda hmm, çok önemli bir şey. Yeah. Felsefeci yani Diomen'in kurucusu bir felsefeci ama aynı zamanda geleneksel İslam dinleri de çok iyi bilen birisi. Öbür taraftan Sörseyd Ahmet Han işte İncil'e tefsir yazacak kadar bilgili bir insan ama İngilizlerle de iş tutan birisi. Şimdi zaman içerisinde iki kurumda mezun vermeye başlıyor. Fakat şu ortaya çıkıyor. Ya Diomet mezunları iş bulmakta zorlanıyorlar. Yani topluma entegre olamıyorlar. Devlette yerleri yok. Söz Ahmet Han'ın yanında Şibli Numani var. Şibli Numani Hindistan'ın en önemli eğitimcilerinden bir tanesi hocam. Onun da Türkiye'deki en önemli kitabını da bahsedelim. Asr-ı Saadet söyleyeceğim, diye evet, söyleyeceğim, kitabı var meşhur. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Sadece Asr-ı Saadet yok, eğitimle ilgili onun evet. gezi notlarını da söyleyeceğim. Evet. Söz Ahmet'in ya. yanında Şibli Numani var hocam. Fakat zaman içerisinde Aligar Üniversitesi'nin mezunları aslında gelenekle çatışan, çok da fazla geleneğe bağlı olmayan insan tipleri yetişiyor. Toplum bunu görüyor. Diyor böyle bir problem var. Aligar'da böyle bir problem var. Şibli Numani, Sörseyid Ahmet'e hanında yanında olan Şibli Numani ayrılıyor buradan. Sentezi kuruyor herhalde ikisi. Lekno'ya gidiyor ve Nedvetül Ulama'da bir toplantı yapıyorlar hmm. hocam. Nedvetül Ulama demek ulama kongresini yapıyorlar. Diyorlar ki biz üçüncü yolu bulmamız lazım. Yani ne diyor ben bu ümmete istediğimiz düzeyde insan modeli yetiştiriyor ne, Sörse, ne de Aligar Üniversitesi. Dolayısıyla üçüncü yol evet olarak. hocam benim şöyle bir şeyim var. Bu bizim ilimler tarihinde yani mezheplerde de vardır aslında. Bilmiyorum katılır mısınız da? Tez, antitez, sentez şeyleri vardır hep. Yani genelde aslında ilimlerin gelişmesinde bu üç şey çok önemlidir. Cambridge Yani gelenekler sword. oluşturur. Evet. Yani Cambridge şeyler Batı'da sword. da var bu. Ekoleşme de önemli evet. bir şey. Bir anlamda öyle olmuş aslında oradaki de. Nedvetül Uleman'ın yani. kurucu babalarından bir tanesi diyelim. Şibli Nümani'dir. Şibli Nümani enteresan bir şey. Osmanlı'nın son yıllarında, Osmanlı daha henüz yıkılmamış dünya turuna çıkıyor hocam. Nasıl bir alternatif eğitim modeli geliştirebiliriz diye. Kalkıyor geliyor İstanbul'a. İstanbul'daki eğitim kurumlarını inceliyor. Beyrut'a gidiyor, Mısır'a gidiyor, Suriye'ye gidiyor. Bütün hepsini inceliyor hocam. Hmm. Sonra sefername diye, seyahatname diye bunu kitaplaştırıyor hocam. Hmm. Türkiye'de çevrildi bu kitap. Değil mi? Abi? Tabii Türkçe'de de var. Şimdi Sülünenüman önemli bir bilim şey, bilim tarihi uzmanı diyebiliriz yani. Fakat zaman içerisinde ...Nedvetül Ulema'daki yöneticilerle bir sorun yaşıyor, ...kan uyuşmazlığı yaşıyor. Oradan ayrılıyor. Kendisi özel bir akademik kuruyor. Bu arada yayıncılığa başlıyor. Yayınlar yapıyor falan. Şimdi üç tane kurumumuz var Hint alt Kıtası'nın birisi. Nedvetül Ulema üçüncü kurum. Ilk, ilk Birinci kurum, ikinci kurum diyebileceğimiz. Diyo Ben ve Söğüt Sir, 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 Sir Ahmet Ali kurduğu abi. Aligar var. Şimdi ben son Aligar Üniversitesini ziyaret ettiğim o, zaman... O Birelviler de var. Sonradan çıkıyor o, tabii onlar. O sonraki bir şey o hocam. O, o, şimdi biz genel ana akımlardan bahsediyoruz. Birelviler diye başka bir grup daha var. Onların da eğitim kurumları var. Ancak... Ali Üniversitesi'ni son ziyaret ettiğimiz zaman... Ama tabi Cemaat-i İslami'yi de soracağım. Onu e, nereye tekabül ediyor onlara, burada? Diyor, birer birerle Cemaat-i konuşalım hocam. Şimdi biz ana eğitim Hı. damarları, mainstream onları konuşuyoruz yani. Şimdi Ali Üniversitesi'nin rektörünü ziyaret ettiğim zaman bir şey iki şeye fark ettim. Birincisi çok büyük bir üniversite gerçekten. İkincisi bir general bir rektörü ve askeri elbisesiyle yönetiyordu üniversiteyi. Ve Müslümanların en önemli üniversitelerinden bir tanesi artık Ali Üniversitesi. E, fakat rektör bana çok enteresan şeyler söyledi. Bunlardan bir tanesi şuydu hocam, hiç unutmuyorum. E, Brother Ömer dedi, biz Türkleri çok severiz. Türkiye'yi çok seviyoruz, Osmanlı'yı çok severiz. Biliyor musun dedi, Aligar Üniversitesi dedi, buradan mezun olanlar dedi, 4-5 tane devlet kurdular dedi. Bizim mezunlarımız devlet kuran beyine sahiptir demek istedi. Hmm. Nedir onlar? Pakistan bizim mezunlarımız tarafından kuruldu dedi eee şey yani buradan bir İngiliz etkisi Muhammed Ali Jinnah kastediyor. aklıma gelmesi lazım mı? Bu başka bir şey. Yani o da var ama asıl onu söylemeye çalışmıyor. Yani bu kadar kaliteli Hı. adam yetiştiriyoruz demek istiyor. Pakistan'ın kurucusu Aligar mezunu. Bangladeş'in kurucusu Aligar mezunu. Hindistan'ın kurucusu Aligar mezunu diyor. Tamam. Yani her ne kadar Bunu Gan... bilmiyordum Şimdi, bir. Şey. Gar, entelektüel anlamda belki tabir caizse biraz böyle oryantalizmle İslamizm karışım Gerçekten bir ben yer. orada biraz bir tabii bir sentez var yani doğru. Bir... Ama e, şu gerçekleşti hocam tarih içerisinde. Bu önemli bir şey. Geldiğimiz nokta itibariyle belki Türkiye'deki ilahiyat medrese e, e, müzakerelerine de bu ışık tutar diye düşünüyorum. Zaten olan da o. Diobent mezunları artık üniversite okumak için solu aligarda alıyorlar hocam. Çünkü titr yapabilmek için, hmm. master, doktora yapabilmek için aligara geliyorlar. Ali Gardan sonra da devlet üniversitelerinde görev alıyor. Farklı üniversitelere gidiyorlar. Hmm. Buralar devlet tarafından da finanse edilen e, önemli kurumlar yani. Ve Müslümanların sadece bu iki kurum, üç kurumu yok. Çok fazla kurumları var Müslümanların. Cemaat-i İslami sorduğun için söyleyeyim. Şu anda hala da öyle midir bu? A, öyledir. Sistem devlet devam ediyor değil Tabii mi? Devlet finanslıdır. Evet. Ve e, bunlar milli üniversitelerdir artık yani. Bir de Delhi'de camia milliye diye yani İngilizce adını söylememişler. Yine Müslümanların çocuklarının okudu. camia milliye var. Burası da yine Müslümanların çocukların okudu ve devlet finanslı kurumlardan bir tanesi. Yine bir başka e, üniversitede üniversite var. Hem Hemdert diye bir üniversite var. Yani artık ondan sonra gelen birçok eğitim kurumu var. Osmaniye var, Haydarabad'da diğerleri var, diğerleri var. Önemli olan bu üç üç ana damar var. Bunu söylemek istiyorum. Cemaat-i İslami Hindistan'da bir eğitim ekoli olarak bilinmez. Çünkü zaten Mevdudi eee içinden Siyasi çıkmış daha içinden çıkmış bir aydın, bir entelektüel. Hatta Diyobent'in çıkarmış olduğu bir dergide yazı yazan bir genç yazar yani. Mevdudi'yi Mevdudi yapan onun yazmış olduğu cihat kitabıdır. Cihat kitabını yazıyor. Cihat kitabını da şunun için yazıyor. Böyle tam ayrışma döneminde 1930'larda Müslümanlar aleyhine ciddi bir Hindu kampanyası var. Peygamber'e dil uzatıyorlar, İslam'a dil uzatıyorlar, Kur'an'a dil uzatıyorlar. Bir gün camide bir imam diyor ki, ya diyor bunlara dersini verecek kimse yok mu diyor. Tamam mı? Mevdudu'yu oturuyor cihat kitabını yazıyor. Mevdudu'nun cihat kitabını okuyan bir genç gidiyor. O e, peygambere dil uzatan adamı öldürüyor. Ondan sonra birden bu kitap patlıyor ve her tarafta okunmaya başlıyor. Şeye benziyor bu hani e, Necip Fazıl'ın bir sözü var ya birisi için söylüyor. Beni bir sen anladın o da yanlış anladın diyor. Tamam mı? Evet. Biraz böyle bir şey oluyor. Ne zaman oluyor bunlar? 1935-40'larda falan. Sonra 1941'de Mevdudu'yu. Diobent ekolünden biraz ayrılıyor. Düşünceleri gelişiyor. Farklı noktalara düşüyorlar. Ve 1941'de cemaat İslami kuruyor. Hint alt kıtasında. Henüz Pakistan yok. Hı -hı. Daha, ve orada bir tartışma var. Pakistan kurulsun mu kurulmasın mı tartışması var. Muhammed İkballer, Muhammed Ali Cinnahlar hepsi Pakistan kurulsun derken mevdudu o, o dönemde biraz sessiz kalıyor. Hı -hı. Daha sonra Pakistan kurulduktan sonra o da Pakistancı oluyor ve Pakistan'a hicret ediyor. Dolayısıyla bölgede iki tane cemaat İslami var. Yani Hı -hı. hem Hindistan'da var hem Parkinson'da cemaat var. Yani bunlar arasında temel e Aynı ekol, şey. aynı kitaplar okuyorlar, aynı literatür. Birbiriyle de direkt gidemeseler bir Avrupa'da bir araya geliyorlar Anladım. yani. Anladım. Ömer Hocam, şimdi 3-2-3 dakikamız kaldı. Araya gideceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Bir bağlantımız olacak ama. Şöyle sadece biraz mukayese anlamında söylüyorum. Hint alt kıtasını biraz anlattık şimdi. Belki mukayese de biraz daha gireriz ama... Türkiye'deki modelle Hint alt kıtası arasındaki modelin temel karakteristikleri kısaca spot olarak nelerdir? Hocam e, birkaç bir şey söyleyeyim. Bir gün daha orada bir medreseye gitmiştim. Yani Pakistan'daki ana medresenin hepsini bilirim. Üniversite okurken bu medrese hepsini inceledim. E, dedim ki medrese programlarınızı görebilir miyim? Ne okutuyorsunuz burada? Neresin dedi? Orada medrese deyince tabii lisesi de kastediliyor aslında medrese bir anlamda. medrese farklı yani, bir damar hocam. Evet. Yani liseyle devlet okul, devletle ilgisi yok bunların. Hepsi bağımsız kurumlar. Evet. Sivil bağımsız kurumlar. Ancak devlet bu oradan mezunların diplomalarını tanıyor. Evet. Böyle bir şey. 1970'lerden itibaren tanıyor. Medreseler Birliği diye beş ayrı ekolün işte o bireylikleri yani orada üniversite medrese kavgası da var mı aynı? E, yani direkt olmasa bile ürettikleri insan modeli arasında ciddi farklılıklar var tabii. Evet. Ancak yine orada da ilginç. Medreseyi bitirdikten sonra üniversiteye zıplayıp geçip Master doktorasını yapanların kalitesi çok farklı oluyor. Hmm. Bu çok önemli bir şey. Hmm. Medrese'yi bitirip master Doktorasını yapanlar tabii daha evet. daha geleneği daha de üretken biliyor. Oluyorlar. Evet, hem tabi. geleneği biliyor evet. hem moderniteyi biliyor. Aslında bizde de aynısı benzer Aynı şey var tecrübeler yaşıyor. Yani. E, bunu e, örnek vermek gerekirse oraya geçiyor. intikal edenler çok az Şimdi yani, onu söyleyeceğim. Bu e, buna en güzel örnek kimdir biliyor musunuz? Taki Osmanidir. Evet. Belki Şaşıracağınız bir şey. Taki Osmani geleneğin e, zirvesinde bir adamdır. Hanefi fakihi ve muhaddesidir ama aynı zamanda Karaç Üniversitesi'nde doktor Türkiye yapmıştır. Türkiye'ye de yakın zamanlarda Türkiye geldi de sever, gitti yakın evet, gidip evet. gelmiştir. Ekonomist aynı zamanda. Aynı zamanda bir ekonomisttir. Medeselidir, üniversitedir Doktorasını Karaç Üniversitesi'nde yapmıştır. Ve Uluslararası e, İslam Ekonomisi Standartları Enstitüsü'nün de başkanıdır. Hocam e, araya gideceğiz. Buyurun hocam. E, çok teşekkür ediyoruz. Tabii. Değerli seyirciler e, konuşmamız, e, sohbetimiz hararetle devam ediyor görüyorsunuz konuşmamızın ikinci bölümünde veya programımızın ikinci bölümünde inşallah daha Türkiye'ye de mukayeselerle devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara. seyirciler. Kısa bir aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Ömer Korkmaz dostumuz, eğitimci yazar, ilahiyatçı yazar. Dostumuz bugün konuğumuz stüdyoda. Ancak Skype'la bağlantı yapacağımız bir konuğumuz daha var. Daha önce söylemiştik. Erzincan İlahiyat Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi Ahmet Arslan. Şu anda zannediyorum bağlantımızda hazır olması lazım. Ahmet Aslan kardeşimiz tabii Avrupa bilen Almanya'da bulunmuş bir kardeşimiz dolayısıyla onunla Avrupa'daki teoloji eğitimi ilahiyat eğitimi üzerine biraz konuşmuş olacağız ama ondan önce şöyle ben kısaca birkaç hususa da değinmek istiyorum benim de orada bulunmuşluğum var malum şimdi Avrupa'da tabii teoloji eğitimi 3 ayakta aslında gidiyor İslam'la ilgili bölümü de böyle diyebiliriz buna bir İslamik Studies dediğimiz İslam araştırmaları, İslam'la ilgili araştırmalar yapan bölümler var. Bu oryantalistlerin de çalıştığı bölümler daha fazla. İkincisi teoloji fakülteleri dediğimiz biraz daha divinity fakültü deniyor İngilizce'de. Teoloji fakültesi deniyor. Biraz daha içeriden işin akidesini de öğrenen, kelamını da öğretilen yer. Biraz o dinin kendi içinden... Perspektifle bunların ele alındığı bölümler var. Bir üçüncü bölüm ise seminari dediğimiz bölümler var. Seminari de aslında meslek yani işte imam, papaz, işte din adamı yetiştirme anlamında bölümler diyebiliriz. Şimdi tabi bunlar biraz iç içe de geçmiş oldu üniversitelerde. Farklı üniversiteler içerisinde ilahiyat bölümleri de açılıyor. Bu Türkiye modellemesi biraz oraya yakın diyebiliriz. Onlara da biraz gireceğiz. Bu üç model var ama bu modeller temelde aslında iki e, arka plana dayanıyor. E, Latince isimleri var bunların. Duplex Ordo, Simplex Ordo deniyor buna. E, duplex Ordo demek yani bir dinin, bir geleneğin kendi insanları tarafından, kendi dinin e, adamları tarafından e, verilen veya onun, onların belirlediği müfredatla eğitimin yapıldığı, üniversitenin içerisinde onlara imkan tanındığı bölümler oradan mezun olanlar o din adına mesleki alanlarda çalışmalar yapıyorlar. bir de simplex ordo denen bir sistem var ki bu Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri modellerine daha modellemesine daha çok uyuyor. Yani genel ilahiyat eğitimi veriliyor, teoloji eğitimi veriliyor. Ondan sonra isteyen artık bir alanda çalışmalarına devam ediyor. Ya öğretmen oluyor ya imam oluyor ya başka bir şey oluyor kendini o alanda geliştirmiş oluyor. Yani o dinin mensuplarınca verilen bir eğitim değil o. Yani bizatihi genel bir ilahiyat formasyonu eğitimi anlamında veriliyor. Daha sonra isteyen istediği bölümlere gidebiliyor. Bu modellemeler var. Şimdi bakalım Almanya'da mesela nasıl? Ahmet hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Ömer hocam merhabalar. Merhaba, merhaba, merhaba hocam. Erzincan'dasınız. Ee, oradan katılıyorsunuz. Ee, teşekkür ederiz davetimizi evet. kabul ettiğiniz için. Tabii siz e, Al çizim. Almanya'da bulundunuz hocam. Ee, ben bir giriş yaptım ama Almanya'da biliyorsunuz e, son dönemlerde, son 7-8 yıl belki de 10 seneye sari de olabilir. E, i̇lahiyat alanında da farklı üniversitelerde ilahiyat bölümleri de açıldı. Bunun tabi bir imam eğitimi, imam eğitiminin orada yapılması, Müslüman imamların orada yetiştirilmesi yönü var. O mutlaka var. Bir Avrupa İslamına bakan yönü var. Ama tamamen böyle de diyemeyiz. Orada bir Müslüman nüfus yaşıyor. Dolayısıyla bunların eğitim ihtiyaçlarını, teoloji eğitim ihtiyaçlarının da karşılanmasına da yönü, var. Siz nasıl görüyorsunuz oradan, oradaki modellemelerin? Yani mesela gelenekleri bakımından Avrupa'daki Almanya özelinde soruyorum. Nasıl bir perspektif ortaya koyacaksınız? Evet. Ee, hocam siz zaten bir aslında genel Avrupa'ya bakmak için bir perspektif sunmuş oldunuz. Bu e, yani çift katmanlı diyebiliriz. Çift katmanlı ve tek e, din bilimleri üzerinden bir e, din eğitimi, yüksek öğrenim eğitimi meselesi. E, ben oraya gireceğim ama öncelikle şeyi söyleyeyim. Ben e, ilahiyat fakültesinde değilim. E, Fen Edebiyat Fakültesi sosyolojideyim. E, onu eklemiş olayım. E, uzmanlık alanım da din sosyolojisi. Yani daha doğrusu Doğru, Doğrusuyla yani dine eğitimi noktasında özel bir uzmanlığım yok. E, fakat araştırmalarımdan gördüğüm birkaç hususu tabii bu vesileyle aktarmak isterim. Her şeyden önce aslında sizin çizdiğiniz şey e, biraz daha genişletilerek tüm Avrupa için değerlendirilebilir. Yani Avrupa'da İslam eğitimi, yüksek e, eğitimle ilgili e, görebildiğimiz kadarıyla aslında üç farklı durum söz konusu. E, bir tanesi e, nihayetinde özel Özel kurumlar dediğimiz sizin işte içerisinde daha önce bulunduğunuz üniversitede dahil olmak üzere Hollanda'da, Fransa'da Müslümanlara ait yapılaşmalar, kurumlaşmalar. Bir de diğer taraftan tabii resmi yüksek okullar var. Bunlar daha doğrusu, resmi eğitim içerisinde İslam söz konusu olmuş. Nerede söz konusu olmuş? İşte filoloji fakültelerinde ya da oryantalistik fakültelerinde söz konusu olmuş. Ama bu akşam sizin gündeme getirdiğiniz sorduğunuz soru aslında e, üçüncü grup içerisinde yer alıyor. Üçüncü grupta e, din bilimleri yaklaşım çerçevesinde bir e, yüksek e, İslam eğitiminden bahsedebiliriz. Bu üçüncü grupta bahsettiğimiz durum aslında e, 2000'lerden sonra gelişen bir süreç. Yani 90'ların sonunda ufak tefek hareketler olsa da 2000'lerin sonunda gerçekleşiyor. 2000'lerin sonunda olması da aslında direkt e, İslam'ın Avrupa gündemine oturması ve e, bir anlamda e, güvenlik meselesi olarak değerlendirilmesiyle alakalı. Yani e, burada e, yani temel 11, mesele şu. 11 Eylül sonrası herhalde değil mi Ahmet Hocam evet. onu kastediyorsun. Tabii onu kastediyorum. E, asıl mesele şu aslında hocam yani e, kendi dinamikleriyle gelişen ihtiyaçlarla e, işte Müslümanların bir şekilde e, partner olarak kabul edildiği bir süreçle gelişen bir durum yok ortada. Ee, İslam'ın güvenlikleşmesi, güvenlik politikaları meselesi haline getirilmesinden dolayı e, yüksek öğrenimde ne yapmamız gerekir? Sorusuna cevap söz konusu. Burada zaten Avrupa e, Parlamentosu'nun tavsiye kararı, Avrupa Konseyi'nin tavsiye kararları var. Diyorlar artık her ülke kendi içerisinde bu işi halletsin. Çünkü köken ülkelerden, kaynak ülkelerden din eğitimcisi gelmesi, din hizmeti verecek elemanların gelmesi, sizin e, entegrasyonunuz için toplumsal bütünleşmeniz için bir sorun anlayışına sahip oluyorlar. Dolayısıyla başlayan süreç ilk başta din eğitimi ihtiyacını karşılama ve öğretmen ihtiyacını karşılama noktasında gelişen bir süreç. Hatta sizin de yakından bildiğiniz manevi rehberlik, manevi danışmanlık hizmetlerinin evet. bir şekilde karşılanması lazım. Bunlar kaynak ülkelerden olursa ne olur? Asıl soru bu. Şöyle olur, bir şekilde bu insanlar kendi geleneklerine göre bir din eğitimi almış olurlar. Bir de ana dillerini kullanmış olurlar, orada yetişmiş olurlar. Bu sakıncalı görüldüğü için bir süreç başlatıldı aslında. Pekala evet. başlatan bu süreç nasıl gelişti? İlginç bir şekilde aslında Türkiye'yi, Türkiye modelini olumlu görüyorlardı. Yani 2002'den 2010'a kadar Almanya'da uygulanmak istenen şey Türkiye'deki üniversitelerle, Diyanetle koordineli halde gelişen bir İlahiyat ilahiyat eğitimi. Ahmet hocam güzel. orada şöyle vermesiyle. orada o, Hı -hı. o nokta önemli olduğu için bir araya girmek istiyorum müsaade edersen. Yani İstanbul, isla, is, aslında 2012-13'lere kadar aslında Türkiye'deki e, modeli yani Diyanet ve ilahiyat modellemesi Avrupa'da çok övgüyle bahsedilen bir modeldi. Ee, Anadolu İslam anlayışı falan diye ötekiyle barışık olan falan. Ama ne olduysa 2012-13'lerden sonra özellikle bu modelleme Türkiye üzerine tabi Türkiye siyasetiyle de yakın ilişkisi var bunun. artık evet. radikal olarak görüşmeye de görülmeye de başladı. Hatta şu bile yap, yapıldı Ömer hocam. Diyanet camileri işte insanlar gençleri radikalleştiriyor filan diye de söylendi. Halbuki hiç alakası yok. Yani çok absürt bir şey. belli yerlerde bu gibi haberler de çıkarıldı. Ahmet hocam da oraya işaret ediyor zannediyorum. Hakikaten bu önemli bir nokta. Evet. Evet. Şimdi kendi dinamikleriyle gelişmeyen bir yüksek öğrenim süreci var. Bu yüksek öğrenim sürecinde e, olması gereken aslında Avrupa'da e, genel olarak bakacaksak eğer dört farklı e, yüksek öğrenim yani din eğitimiyle ilgili, din öğretimiyle ilgili farklı model var. Bunlardan birisi tamamen laik katı layıkçı model biliyorsunuz işte Fransa'nın başını evet. çektiği model. E, İsviçre'de buna dahil edilir, Fransız kantonlarında. E, diğeri... Herkes için din modeli, biraz daha işte İngiltere'nin başını çektiği model. Üçüncü model aslında Almanya'nın başını çektiği resmi olarak İslam'ı dini tanıma modeli. Dördüncü modelde İtalya'nın tek örnek olarak ortaya koyduğu işte tamamen dışlama modeli söz konusu. Şimdi burada aslında ilginç olan durum şu: Bir Avrupa İslamı ya da İslam'ın Avrupa'da yerelleşmesi sorunu var. Bu sorun nereden çıkıyor? Sonuçta 60 yılını geride bıraktığımız bir göç e, tarihiyle birlikte, yani biz şu anda tüm Avrupa'da 50 milyon Müslüman'dan bahsediyoruz. Batı Avrupa için konuştuğumuzda işte biraz daha az rakam ama sadece mesela Almanya'da 5 milyon Müslüman yaşıyor. Evet. E, bu 5 milyon yaşayan Müslüman aslında tabii ki süreç içerisinde kendine has, kendi iç dinamikleriyle e, kimliğini inşa edecektir. Yeni bir kimlik üretecektir. Bu kimliğin adı farklı adlandırmalar da olacaktır. Geçmiş İslam tarihinde de böyle oldu. Nihayetinde İslam İran'da farklı yaşandı, Türkiye'de Anadolu'da farklı yaşandı, Arap ülkelerinde farklı yaşandı, Avrupa'da da farklı yaşanacaktır. Fakat bunu kendi iç dinamikleriyle olması istenmedi. Yani bir şekilde kimlik politikası meselesi haline getirilmek istendi. İşte bahsettiğimiz 2010'dan sonraki süreçte son 10 yıl içerisinde çok ilginç bir durum ortaya çıktı. Yani baktığımızda Alman üniversitelerinde, önemli üniversitelerde 7 tane teoloji fakültesi diyebileceğimiz ya da ilk başta araştırma merkezi olarak kurulan ama daha sonra teolojiye dönüşen bir yapılanma ortaya çıktı. Diğer taraftan yine 4 tane üniversitede direkt din eğitimcisi yetiştirmeye yönelik programlar açıldı. Şimdi bunlar yapılırken zaman zaman hiç Müslümanları muhatap almayan onları sormayan işte Türkiye ile ya da kaynak ülkelerle ilişki kurmayan bir durum ortaya çıktı. Burası çok ilginç yani. Asıl belki sorun olan tarafı bu. Ve şimdi Ömer hocam orada çok güzel anlattı. Şimdi alt kıtası ile alakalı sizin tecrübeleriniz var. Bütün bu tecrübe hiç yok aslında. Yani orada konuşulurken. Yani Almanya'ya e, Almanya'da hiç dikkat alınmadı aslında bu tecrübe fazla. Yani hocam kullanılan ifadeler çok ilginç. Mesela şimdi e, sanki ee, İslam e, ilahiyatının bu 1400 yıllık yani 1400'ü bir tarafa 1000 yıllık bir geçmişi olmamış. İslam bir medeniyet ortaya koymamış. Yüksek e, eğitim müesseseleri üretmemiş. İslam aleminde büyük bilginler yokmuş gibi garip ifadelerle yani mesela nedir işte modern hayatta dini normlar konusunda Müslümanlar ne diyecekler ya da işte en de dikkat çekici ifade işte critical ...historical e, metot meselesi... ...yani e, kriti, tarihsel kritik metodu kullanarak... ...İslam ilahiyatına yaklaşılması meselesi. Evet. Yani buna benzer ifadelerle... ...biz klasik ilimlerle... ...mesela kendilerini prezent ederken... ...klasik ilimlerle modern ilimleri birleştireceğiz... ...bu şekilde sonacağız iddiası ortaya koyuluyor. İşte modern hayatta dini normları nasıl yaşayabiliriz... ...iddiası ortaya koyulmaya çalışılıyor. E, i̇lginç olan şu teolojileri birbirine yaklaştırmak, teolojileri birbiriyle diyalog haline getirmek iddiası ortaya koyuluyor. Şimdi baktığımızda bunları kim yapacak? Yani normalde biz Almanya'yı ne olarak kabul ettik? Resmi tanıma modeli olarak kabul ettik. Resmi tanıma modeli ne olması gerekir? Yerel dinamikleri, Müslümanları, Müslüman bilginleri, alimleri, kaynak ülkeleri ciddi alan ya yani kısmen 2010'dan önceki durumu devam ettirecek diyaloğu, açılımı sağlayacak bir model olması gerekirken, bunlar bir tarafa koyularak biraz hani bu İslamofobi'nin gelişmesi, İslam karşılıklının e, e, artmasıyla paralelmiş gibi, biraz daha kültürler arasında bir hiyerarşi oluşturan, yani e, zaten şöyle bir problem var, yani acaba e, Avrupa'nın dışında bir kültür var mı? Avrupa'nın dışında yüksek bir medeniyet var mı? Evet. Bu soruları hep, sizin çalıştığınız konular yani evet. oryantalizm bağlamında bu soruları gündeme getiren bir dille aynı aynı göz hizasından bakmayan bir dille bir çalışma ortaya koyuluyor. Evet. Baktığımızda hocam 10 yıl içerisinde 50 milyon avro Almanya buraya kaynak ayırmış. Teşvik etmiş, öğrencileri çağırmış. Tamam bir, bir gayret çaba var ama bu gayretin çabanın biz samimiyetini sahada göremiyoruz. Yani pratik anlamda Böyle bir e, sorun söyleyebiliriz. Yani ifadeleri... Ahmet, Ahmet Hocam şöyle bir araya gireyim isterseniz. Yavaş yavaş da toparlayalım. E, tamam. Yani siz buradan ne amaç görüyorsunuz? Ben mesela şöyle e, bir öngörüm var. E, bunun e, İslam karşıtlığıyla birebir bağlantısı tabii ki var. İkincisi İslam'ı e, diğer yani Yahudilik ve Hristiyanlıktan ayrı görme var. Çünkü Yahudilik ve Hristiyanlığa onları kendi içerisindeki dinamiklerle eğitimlerini vermesine müsaade ediyor bu yapılar. Ama İslam'a evet, gelince evet. İslam'ı içeriden dönüştürme gibi bir e, proje karşımıza çıkıyor. Burada da Avrupa İslamı, European İslam, Euro İslam dediğimiz bir anlayış tabii karşımıza çıkıyor. Bu bir de İslam karşıtlığıyla, kültürel ırkçılıkla birleşince böyle modellemeler, amaçlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla siz ne öngörüyorsunuz? Nereye gider bunun ilerisi? E şimdi hocam şöyle bir şey var. Yani e, tabii ki zorlama e, kimlik politikalarına yönelik olarak e, biz e, Avrupa'da yerelleşecek, e, Avrupa şartlarında e, yaşanacak bir Müslümanlığı tercih edecek e, dil oluşturmaya çalışıyoruz. Böyle bir diyalog e, ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Yani en son geçen sene işte Temmuz ayında Osna e, Osnabrück Üniversitesi e, üzerinden işte İslam Koleji kuruldu. İmamların yetiştirilmesi Bülent Hoca falan e, başlarında e, Kullanılan ifade şu, deniliyor ki bizim yetiştirdiğimiz e, öğrenciler çift dilliler, her iki tarafı da biliyorlar. İşte e, ne yapacaklar? Diyalog imkanını sağlayacaklar. E, bunlar güzel şeyler. Yani burada bir problem yok. E, burada asıl sorun olan şey, e, yani bunun muhatabı olan insanların e, dikkate alınmaması e, ve bu e, bir anlamda da şu, şu da bir mesele. Yani mesela çoğulculuk vurgusuyla. Yapılmak istenen şey aslında İslam dediğimiz şey yekpare bir bütünden oluşmuyor. Yani İslam ilahiyatçılarının ya da Müslümanların konuşması gereken hani söz konusu olan burada hocam evrensel bir din. Evrensel bir din kendi meselelerini konuşmaya muktedir. ve Bu dinin müntesipleri, alimleri, bilginleri nihayetle bunu konuşmaya muktedir. Ama onlar bunda bu konuda yetersizmiş gibi bir minder açıp buyurun gelin bu minderde güreşelim. Bu minder nedir? Avrupa kültürüdür, Alman kültürüdür, laik kültürüdür. Yani sizin teolojiniz, işte Ömer hocamın orada anlattığı bu tecrübeler, işte farklı ülkelerin tecrübeleri, bunların hiçbir kıymeti yok. Evet, evet. Yani siz zaten bir kere ne yapmanız lazım? Bir evangelişi teoloji, katoloji teoloji seviyesinde bir teoloji ortaya koyup, yani biz zaten hocam büyük bir felsefeyiz. Bakın burada bence meseleyi ifade ederken ülkelerin modellerinde de felsefi bir arka plan var. Yani Alman idealizminin Evet. kültürcü yaklaşımı mı? yaklaşım var, Ölmüş bir yaklaşım değil. Ha, şimdi He, e, Hegelci o da. Hegelci yaklaşım orada bence hakim aslında. E, yani burada bizim e, e, Müslümanların ya da Müslüman bilginlerin bir çekincesi, bir korkusu falan yok. Biz sözün e, hepsini dinleriz, hak olana uyarız, e, anlayışına sahip bir şiara sahip Müslümanlar ne yapacaktır? Her ortamda konuşacaktır. Ama burada devletin imkanlarını Kullanıp belli bir e, söylemi ya da belli bir mantığı ön plana çıkarıp başka bir dinin teolojisine müdahale etme havası var. Bu evet. havanın bir tarafa bırakılması lazım. Müslüman a, alimlere, bilginlere, orada yetişen, dışarıdan gelebilecek e, in, insanlara fırsat verilmesi lazım diye e, ben acizane düşünüyorum. Ahmet yani öğrenilecek çok farklı Ahmet hususlar Hocam, var ama evet. evet. Bence e, e, teşekkür ederiz. Yani hakikaten konu ben çok derin. Ediyorum. Ayrıdan inşallah sizi tekrar konuk ederiz, stüdyoya da konuk ederiz. Daha derinlemesine konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Erzincan'a da çok ben selamlar. Teşekkür böyle ben, ben teşekkür ederim. böyle çok olmadı. Hibrit durumlar bu hibrit durumlar çok hoş olmuyor. Bir kişi uzakta, iki kişi orada. Çok güzel bir sohbetiniz vardı araya hemen bu girdi bu e, bağlantıyı siz sağlayacaksınız. Yok yok şimdi i̇nşallah. biz Ömer hocayı da biraz dinlendirmiş olduk bu arada. O da malzeme evet. de biriktirdi biraz öyle yazıyor ben görüyorum Eyvallah. onu. Ee, teşekkür ediyoruz başka programlarda inşallah sizden ederim. tekrar ee, yararlanırız. Başarılar bağla. görüşmek üzere. İnşallah. Sağ olun i̇nşallah hayırlı olun. akşamlar olun. diliyorum çok teşekkür ederiz. Ben Ömer hocam tabi Ahmet hocayı dinledik <laughs> Alman e, modellemesi ki Almanya'ya da bulundu o e, Tabi şimdi Avrupa sadece Almanya'dan ibaret değil Batı'da farklı modellemeler de var Onlara detayla belki çok girmişiz ama Avrupa öyle anlaşılıyor ki 11 Eylül sürecinden sonra Bir histeriye kapıldı Yani Müslümanlar ve İslam'la ilgili O bir paradigmanın kırıldığı bir noktaydı Dolayısıyla İslam politikaları iki temelde ele alındı aslında Hocam da ona biraz vurguladı. Güvenlik politikaları üzerinde. Yani Müslümanlar İslam deyince güvenlik politikaları hep devreye sokuldu. Yani o perspektiften bakıldı. İkincisi de asimilasyona endeksli, asimilasyona eğilimli, pardon, asimilasyona eğilimli entegrasyon politikaları diyebiliriz. Yani adı entegrasyon politikası ama aslında asimile olmaya doğru götüren bir şey. Dolayısıyla bu teoloji fakültelerini genelleme yapmak doğru değil belki. Yani onların içerisinde görev yapan çok doğru insanlar da var. Ama esas amacın, arka plandaki amacın kültüralist bir yaklaşım olduğunu, Alman idealizminden gelen, hegelci anlayıştan gelen külturalist bir yaklaşım olduğunu, ben merkezci, Avrupa merkezci yaklaşımın oralarda hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda Avrupa'da üç ülkenin de öne çıktığını ayrı da vurgulayalım İslam politikalarında. Yani 1912'de İslam'ı kabul eden Avusturya, işte İslam'a geniş e, haklar hatta din dersi hocaları tayin eden e, Belçika ve yine bu manada İslam okullarına alabildiğine yer veren 60'ın üzerinde devlet e, destekli Hollanda modeli var. O modellemelerin hepsine tabii ki giremiyoruz ama Avrupa'da temelde 3 tane ilahiyet modellemesinin olduğunu, başta söylediğim modellemeler olduğunu e, belirtmek isterim. Avrupa'yı ayrıdan belki müstakil olarak konuşmak lazım ama şimdi biz sizin de daha ziyade üzerinde çalıştığınız veya en azından gittiğiniz, gördüğünüz İslam dünyasında İslam üniversiteleri, modellemeleri var. Hı hı. Benim gördüğüm kadarıyla Pakistan'daki İslamabad'daki model, İslam Üniversitesi, Malezya'daki İslam Üniversitesi bilginin İslami iyileştirilmesi perspektifi üzerine. Yani İsmail Raci Farukilerin işte Amerika'da bu işin temelini atan İsmail Raci El Faruki'nin temellendirdiği zihin dünyası veya bilgiye bakışla ilgili bir paradigma üzerine kuruldu. İşte beri tarafta Medine'de Medine İslam Üniversitesi var ki ben de orada bulundum dolayısıyla orası biraz selefi bandansla dayanan bir arka plana dayanan bir modelleme. Ezheri biraz konuşmuştuk. Ama bir de işte başka üniversiteler de var tabi hepsine giremiyoruz Hı. ama bir de mesela Moritanya modeli karşımıza Eyvallah. çıkıyor. Bir de Kuzey Afrika modellemeleri var. Şimdi bütün bunları şöyle hakikaten biraz da böyle karakteristik yönlerine de vurgu yaparak ne dersiniz? Önce şeyden başlayalım. Pakistan ve Malezya'dan. Müsaade eder misiniz? Avrupa ile ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Buyurun. Siz Hollanda'yı çok iyi biliyorsunuz. Hollanda devletinin Müslümanlar ile ilgili politikaları ne niyetle olursa olsun Müslümanlara özel okul açma hakkı veren bir devlet olduğunu hatırlıyorum ben abi tabii öyle zaten. Bir dakika. Evet. Şimdi bunları halkımıza bir Anayasayla de bu anayasa ile alakalı. İşte bu yönü tamam anayasayı onlar kurmuşlar sonuçta. Onu diyorum İslam politikalarında üç devlet de çıktı ya. Ama bunu halkımızın bu yönü de bilmesinde fayda Mesela. var. İkincisi Müslümanlar özel okul açmalarına müsaade ediyorlar. Açtırıyorlar. Diyorlar ki müdürün de kendin tayin et, öğretmenlerini de kendin seç. Evet. Maaşını da ben vereyim diyor. Ama standartları böyle olacak. Bu standartları yakalamak zorundasın. Yanlış mı biliyorum? Hocam yanlış bilmiyorsunuz. Ben sadece burada homojen bir tutum hiç doğru değil. Yok şunu söylemeye çalışıyorum. Ben e, bu, burada biraz 11 Eylül'den sonra kafaların karıştığına Eyvallah. Bağlıydım. Yoksa eyvallah. buradaki modellemeler, Müslümanlar alan açılması güzel mi? Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani. Ben e, Hollanda'ya uzun süre gittim geldim. Yani siz şu anda daha Hollanda uzmanısınız. Benden daha iyisiniz. Tamam. E, Amsterdam'daki Frey Üniversitesi'nde temel İslam bilimleri kurmak için gittim geldim Hollanda'ya. Son 11 Eylül, Eylül'den sonra politikalar değişti. Onlar o projeyi farklı bir yere evirdiler. Aynı mesele. Şunu söylemek istiyorum. Yani Avrupa ile ilgili değerlendirmeleri yaparken biz Müslümanlar Avrupa'da neler yaptık bugüne kadar? Biz Müslümanlar neler yaptık? Ona da bakmamız lazım. Mesela 5 milyon Müslüman yaşıyor sadece Almanya'da. Kaç tane e, Alman eğitimiyle yetişmiş, yani Alman eğitimi içinden çıkmış Müslüman güçlü fıkıçımız var, profesör. Akademisyenimiz, Akademisyenimiz var hukukçumuz var, felsefecimiz var, dinler tarihçimiz var. Eğitimimiz var. Bence buraları sorgulamamız lazım. Alman literatürüne İslam'la ilgili veya Avrupa'daki dillerine İslam'la ilgili kitapları kimler tercüme ediyor? Bence Avrupalılar biraz böyle şanssızlar. Çünkü biz orada görevlerimizi iyi yapmıyoruz demek istiyorum. Bunu bunun yerine, bunu yerine daha doğrusu buna çözüm olarak Türkiye'de 105 tane, 110 tane ilahiyat fakültesi niye var diye tartışma yerine bazı ilahiyat fakültelerine Almanca eğitim veren yani Almanca'da uzmanlaşan, Alman kültürüyle uzmanlaşan özellikle master doktora aşamasında ve lisans Almancayı çok iyi öğreten, master ve doktora da Almanya'ya gönderen ama buradaki altyapısını çok iyi oluşturduktan sonra bazı fakültelerimizin Rusça, bazı fakültelerimizin Çince, bazı fakülte yani İspanyolca çok İspanyolca ya. özellikle İngilizce bunların ki yabancı dil demek İngilizce demek değil biliyorsunuz. Bunların daha sonra da o ülkelerde master doktora da teolojide okutsak o zaman biz dünyanın her yerinde ee, Anadolu fikrine, Anadolu düşüncesine, Anadolu İslamı dediğimiz o İslam veya hoşgörülü İslam diyelim. Evet. Veya bu coğrafyada üretilmiş bilgiyi dünyayla paylaşmış oluruz. Evet. Bizim böyle bir problemimiz var. Neyse buraya geçiyorum. Aslında. Şimdi hocam, Ömer hocam ben de Hollanda'ya gittikten sonra e, 2005 yılıydı zannediyorum. E, bazı arkadaşlar geldiler orada, imamlar. Yani Bir başka versiyon ama işin literatür kısmı ile ilgili. İşte o zaman Hollanda'ca dilinde 5 tane Kur'an-ı Kerim meali vardı düşünün anlış kurumlarımız var orada bizim. Evet. bu kurum bu beş mahalleden iki tanesini oryantalistler yapmış, iki tanesini Ahmediler yapmış. O iki kolu. Kadiyaniler yani. Bir tanesini de Selefi bir arkadaş yapmış. Ben yani bir ehli sünnet dediğimiz şeyin çizgin aslında bir mali yok yani evet. Doğrudur. Dolayısıyla bir mal yaptık o dilde yani, yani ona giriş. Dolayısıyla ama bence, bence öğretmek çok önemli. Yani, yani. bence e, hani yani. Müslümanlar adil insanlardır ya. Bölgeleri ta, bir de şunu söylememiz lazım hocam. Hep eskiden biz İslam ve Batı diye böyle iki tarafta, iki cephe var. Böyle kurumlar yapıyorduk. Öyle Şimdi artık şey yok. bundan sonraki evet. kavramlarımız şöyle olmaz orada. Is, batı'daki İslam, Batı'da İslam. Evet. Bu kurgu üzerinden yürümemiz gerekiyor ki orada bir şeyler yapalım. Hani arkadaşımız çok güzel bir şey Batılı söyledi. Batıda İslam değil de Batı'da İslam. Batı'da İslam, evet. İslam hocam. Ben İslam'ın de. batılısı doğlusu olmaz. İslam evet. her yerde İslam'dır evet. ama yerel ögeler taşıyor. Ama şey. European İslam deniyor da o manada. O bir ben. proje hocam. Evet. Biz o projenin dışında kalarak da Avrupa'da çok İslam hizmetler yapabiliriz. Evet. yani. tabii. tabii. Şimdi... E, Ahmet Hocam da o önemli bir şey söyledi. İslam bir türlü yerli yerli hale gelemedi orada. Yani orada yapılması gereken çok büyük imkanlar var. E, orayı geçiyorum hocam. Sizin sorduğunuz soruya gelince, evet. e, Hocam İsmail Faruki, e, ümmetin gerçekten çok da fazla kıymetini bilmediği çok önemli bir değerdi. Niye önemli bir değerdi biliyor musunuz? İsmail Faruki Filistin asıllı bir e, bilim adamı. Arap milliyetçisi fakat daha sonra da Arap milliyetçiliğinden vazgeçiyor. Kanada'da, McGill'de doktorasını yapıyor. Daha sonra profesör oluyor. Ancak herkes onun Hristiyan teolojisinde o kadar bir nokta, ileri bir noktaya geliyor ki herkes zannediyor bu bir gün Hristiyan olacak. O kadar iyi biliyor Hristiyanlığı. Ve Müslümanlarla ilgili, İslam'la ilgili çalışmalar yapmaya başlıyor. Bu arada bakıyor ki Müslümanların ciddi anlamda bir bilgi epistemoloji problemi var. Yani bilgi problemi var. Doktorasını bitirdikten sonra sıfırdan gidiyor eserde e, eğitim almaya başlıyor. Çünkü İslam'ı bilmiyor kendisi de hep batıda yetişmiş. Ondan sonra e, bu işlere kafa yorarken e, Suudi Arabistan'da yanlış hatırlamıyorsam e, İslam Konferansı e, Teşkilatı bir konferans yapıyor. Orada bunların tartışıldığı yerde bir tebliğ sunuyor. Bilginin ile ilgili. Her ne kadar bununla ilgili 1960'larda 70'lerde bir tartışmanın olduğu da söylenir. İsimler de var bu konuda ilgili ama ortaya çıkan tablo İsmail Raci Faruk'u ile ilgili bir şey. O tebliği sunuyor ve tebliğde bilginin İslamileştirilmesi, Müslümanların bilgiye bakışı ile ilgili bir e, perspektif geliştiriyor. E, diyorlar ki bunu biraz daha geliştir. Tabii bu bilgi derken e, az önce ilk bölümde... sosyal burada, bilimleri kastediyoruz. Yani bu Batı'dan üretilen bilgi aslında bu evet. sosyal bilimlerle daha ziyade alakalı. Müslümanlar bilimler. sosyal bilimlere nasıl bakacaklar? Evet. Batıda üretilmiş. Evet. Bunların bizim bizim bizimle ilgisi ne? Bizim bunların neresindeyiz? Kavramları kavramları neler, nasıl, neler, nasıl neler, e, Müslümanca yani. dönüştürebiliriz veya bakabiliriz? Bütün bunlar tartışmalarını o İslam Konferansı Teşkilatı Konferansı'na sunuyor. Sonra diyorlar ki tamam bu çok güzel bir şey. Bu teorik bilgiyi e, şeye dönüştürelim, fiile dönüştürelim ve üniversitelerini kuralım. Peki nerede kuracağız bu üniversiteleri? Ziyal Hak diyor ki Pakistan o zaman işte 80'de e, iktidarda yeni gelmiş. Pakistan bir İslam ülkesidir diyor. E, bunun için kurulmuştur zaten zamanda diyor. Biz ev sahipliği yapma hazırız bu projeyi diyor. Pakistan bunu söyleyince Malezya'da biz de hazırız diyor iki tane ülkede kurulmaya karar veriliyor. Sonra üçüncü, sonra dördüncü. Aynı anda dört tane üniversite kurma kararı çıkıyor. Ee, Pakistan'da o dönemde zannediyorum İstanbul'da kurulması e, gibi bir şey de var diğer Yani teknikler olmuş olabilir ama, ama Türkiye'de Türkiye'de de darbe yeni olduğu Türkiye'de için Türkiye'de herhalde şey yapılmamış alt yapı diye. Altyapı ona müsait yani. değildi belki. Ha. Pakistan'da da bir darbe var ama oradaki darbenin buradaki darbe arasında tabii bazı nüans nüans farkları da var. Sonuç ikisi de genel ama nüans farkları var. Sonuçta iki üniversite kuruluyor. Yani büyük çapta yat, yatırımlar yapılıyor bu iki üniversiteye. Hakikaten buradan mezun olanlar dünyada gittikleri yerlerde mutedil mutevdil, Müslümanca düşünen ama e, gittikleri ülkelerde de kolay entegre olabilen insan modelleri yetişiyor. Dolayısıyla bu üniversitelerden mezun olanlar döndükleri zaman ülkelerinde veya gittikleri ülkelerde çok güzel hizmetler yapıyorlar. Yani İsmail Faruk'un bilginin İslamileştirilmesi teorisi büyük oranda pratiğe geçmiş oluyor. Bunu tabi detayları tartışılabilir. Bilgi ne kadar İslamileştirilebilir? Batılı bir bilim ne kadar İslamileştirilebilir? Bu ilimlerle biz nasıl bakmalıyız? Bu tartışma devam ediyor. Etmesi de gerekir. Ancak İsmail Faruk böyle bir iyilik yapıyor ve ben o eğitim sistemi içinden çıkıyorum. Ama aynı zamanda Pakistan'da bulunduğum yıllar içerisinde bütün medreseleri de bilen, medrese eğitim sistemini de inceleyen, üniversitedeki artıları, eksileri de bilen bir insanım. Dolayısıyla hepsini bir arada görmüş, görme fırsatım oldu elhamdülillah. Bunlar birer tecrübe hepsi. Hocam bir şey soracağım. Bu bilginin İslami iyileştirmesi modeli üzerine kurulan Pakistan ve Malezya üniversitelerinde müfredat ve anlayışlar olarak mesela Türkiye'den nasıl bir farklılık ortaya çıktı? Bir iki örnek verebilir misiniz? Hocam benim mesela şöyle bir şeyim var. Orada Ömer Barkuti diye birisi vardı Malezya'da. Cezayir asırlı. asırlı. O Hollanda'ya gelmişti orada bir konferans vermişti bunu anlatmıştı da o biz mesela vahiy bilimler demişler mesela. Revealed Science diye <laughs> söylemişler şeye Islamic Studies falan gibi değil de. Mesela bir önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani evet. en azından bir farklı bir perspektif bu. Fakültenin ismini öyle koymuşlar yani. Evet. Dolayısıyla bunun gibi başka ne vardır sizin gördüğünüz kadarıyla? Hocam ben görebildiğim kadarıyla yani o sistemin içinden geçmiş birisi olarak söyleyeyim yani. bu üniversitelerin en önemli artıları iki dilde eğitim yapmaları. Yani iki Hı. tane uluslararası dilde eğitim yapmaları. Birisi Arapça, birisi İngilizce. Dolayısıyla buradan mezun olanlar iki dilli olduğu için otomatik olarak bulundukları ülkelerde ister istemez e, akranlarıyla e, akranlarının daha iyi bir pozisyona geliyor. Çünkü bu iki dil e, hem akademiyada hem de uluslararası ilişkilerde, ticarette, e, akademide, üniversitede, her tarafta lazım olan iki dil. Dolayısıyla böyle bir artısı var. En önemli özelliği bu. Ama detaylara gelince yani bunu, e, henüz bana göre bu e, iddianın kitapları henüz yazılmış değil. Yani bu büyük iddianın Kitapları yazılmış değil. Dolayısıyla... O zaman siz şunu söylüyorsunuz. Aslında bu e, bilginin İslami iyileştirilmesi anlayışına da yönelik bazı tenkitler de var. E, tabii ki. Çok e, bu var. Bu tenkitlerin bir kısmı da oraya da aslında gelebiliyor Şimdi, diyebiliriz. E, bir yani. kere bu e, büyük başlığın alt başlıkları, textbookları, ders kitapları henüz yazılmış henüz değil. Henüz yerleşmedi. Yani. Tam yerleşmedi. Ama orada güzel bir şey yapıyorlar. O da şu. Sosyal bilimlerle şer'i bilimlerin aynı çatı altında okutulması bile bizatihi medreseden bir kademe ileri olmuş oluyor bir artı olmuş oluyor. Ama Türk ilahiyatlarıyla karşılaştırdığımız zaman dildeki problemlerimizi bir kenara koyacak olursak, gerek Arapçada gerek İngilizcedeki problemimizi bir kenara koyacak olursak, onun için Türkiye'de üretilen materyalin bilginin birikimin dünyaya tanıtamaması problemini bir kenara koyacak olursak, Türk ilahiyatları e, bu gerek Malezya'daki gerekse de İslamabad'daki ilahiyat eğitiminden daha fazla kaliteli üretim yapıyor. Çünkü buradaki profesörler Buradaki akademisyenlerin ürünlerini ortaya koymuş oldukları bilgiyi ben biliyorum. Ben kendi Ben Ankara Üniversitesi'nde aynı zamanda buradaki sorun başka. diyorsunuz. E, buradaki sorun başka. Evet. Dolayısıyla bütün problemleri incelerken, çalışırken biriyle birini yarıştırmanın bir anlamı yok. Yani işte şu ülkedeki, şunu yarıştırmanın bir anlamı yok. Mesela Moritanya, Moritanya Şimdi dediniz. burada tabii bir ilave de ben de bulunayım. Yani hakikaten o dediğiniz önemli bir şey. Yani Türkiye'deki hakikaten ilahiyatlarda hani çok gerçekten özgün güzel çalışmalar da yapılıyor. Ben Malezya'daki bazı tezlere de bakıyorum. Mesela işte Pakistan'da bakıyorum. Zaman zaman şeyimize de geliyor. Hakikaten buradaki çalışmalara baktığımda, onu kıyasladığımda yüzeysel görüyorum oradaki çalışmayı Hocam aslında. Türkçe çok zengin bir dil haline geldi. Ama ne oluyor? O İngilizce yapıldığı için, Tabii. Arapça yapıldığı için daha Tabii. fazla yaygınlık Tabii. kazanıyor. Gerçekten oradaki alim daha fazla biliniyor. Hoca, Türkiye'deki bilim, işte buradaki sorun da bu buradan kaynaklanıyor. Yani diye Türkiye Türkiye'deki akademisyenler, yani geçmiş yıllara göre dünyaya çok daha fazla açıldılar. Evet. Yani hani İngilizce'de exposure dedikleri daha dünya açıklar ve dünyayı da çok iyi biliyorlar. Gidip geliyorlar. Evet. Yani Türk ilahiyatçılar arasında birçok arkadaşımız Avrupa'da master doktorasını yapmış. Avrupa derken Amerika, İngiltere'yi de kastediyorum. Dolayısıyla İslam dünyasında bulunmuş örneğin Hem İslam dünyasını, doğuyu çok iyi biliyorsunuz, batıyı çok iyi biliyorsunuz. Sizin gibi birçok arkadaşımız var. Bu önemli bir şey. Yani Pakistan'dan da Aynı şekilde aynı avantajı yakalayanlar aynı sizin gibi oluyor onu da söyleyeyim yani. Yani üniversitede de böyle. Mesela benim bir arkadaşım aynı fakülteden mezunuz. Şu anda Amerika'da profesör, üniversitede öğretim üyesi, bir üniversitede öğretim üyesi ve hem İslam tarihi çalışıyor ve Osmanlı ile ilgili bana öyle enteresan şeyler anlatıyor ki ben bilmiyorum onun anlattıklarını. Siz diyor büyük bir hazinenin üzerine oturuyorsunuz farkında değilsiniz diyor. Ya İstanbul'da diyor bir Osmanlı araştırmalar merkezi kuralım da diyor. Ben diyor bunları yön vereyim diyor. Ben gerçekten büyük iddialarda bulunmuş. Oradaki akademisyenler demişler ki sen tarih çarpıtıyorsun böyle bir şey yok. Gittim diyor belgeleri getirdim diyor. Hepsi sustular diyor. Hmm. Şimdi bu önemli bir şey. dolayısıyla her üniversitenin, her modelin, her sistemin kendine göre artıları var. Biraz önce bahsettik. Diyobent bir de dedik. o aura ve e, çevreyle de alakalı. Tabii. Yani oradaki evrenle alakalı. Yani oradaki geleneklerle alakalı bir şey bu. Yani bir model alıp bir, bir başka yere monte etmek, birebir monte etmek çok e, iyi bir şey de değil. Evet. Yani, İslam Üniversitesi'nin şöyle bir şey söyleyebilirim. Aslında İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi, e, Ezher Üniversitesi ile Pakistan tecrübesinin karışımıdır. Hmm. Her ne kadar farklı ülkelerden profesörler, akademisyenler gelse üniversitede, ders verseler de artı olarak Arapça verilen derslerin büyük bir kısmını Ezher'de. eserden gelenlerdi ve de en kaliteli hocaları gelmektedir. Aslında Arap Hı. dünyası için de böyle He. bu. Dolayısıyla He. bizim hocalarımız gerçekten Hı. çok kaliteli hocalardı. Yani alanında hepsi çok çok iyiydi. Dolayısıyla bizim esere bakışımız belki başkalarının esere bakışından biraz daha olumlu. Buradan kaynaklanıyor bu. Ayrıca Pakistan'daki hocalarımız da Pakistan hocalarımız da çok iyiydi. Bunun da sonuçlarını oradan mezun olan arkadaşlarımızda görebilirsiniz yani. Evet çok fakirdir. Ee, ekonomik olarak zor şartlarda okumuşuzdur. Mesela biz okurken üniversitede sadece 1500 civarında öğrenci vardı. Dolayısıyla birçok arkadaş birbirini tanırdı zaten. Ama şimdi 30 bin öğrencisi var bu üniversitenin. Bir farklı bölümler kuruldu. Bütün sosyal bilimler okutulduğu koca devasa bir kampüse dönüştü yani. yani Ama Malezya ile biraz farkı e, refah düzeyi mi? Refah düzeyi tabii. Çünkü Malezya devletinin ekonomik durumuyla, üniversite ayırdığı bütçeyle. Pakistan Üniversitesi ayırdığı bütçe çok farklı tabii yani. Orada da yine Ezher ağırlığı mı var diyeceğiz? Malezya'da yok. Biraz ee, Malezya'da Malezya'da ağırlıklı var olarak İngilizce daha evet. ön plana çıkmış. Hmm. Bizde ise Arapça İngilizce at başı yürüyordu, Beraber yürüdü. Mesela ben lisansta, lisans düzeyinde eğitim dilimi yani ilahiyat eğitimi %60 Arapça yüzde %40 İngilizceydi. Master'da ise %60 İngilizceydi yüzde 40 Arapçaydı. Yani iki dili de iki dilde de sınav vermek zorundasınız. Yani dil eğitimi değil artık o, o dilde eğitim yapıyorsunuz. Yani bu çok önemli bir avantaj bizim için. İsterseniz biraz Moritanya'ya gelelim. mi? Bu modele geçelim. Ee, yani buralar tabii çok konuşulacak şeyler Eyvallah. ama bu yeterli olur bence de. Ee, biraz bu Moritanya'ya gelelim. Bu Kuzey Afrika modeli belki biraz Yani orada da makasıtçı anlayış ya da öne çıkıyor. Üniversitelerde o yön belki vurgulanabilir. Ben biraz da biraz Körfez ve Suudi Arabistan belki üzerine biraz vurgulamak lazım. Ne dersiniz? Moritonya aslında çok ilginç bir model yani. Evet. Yani bugün günümüze belki bir model olabilir mi onu bilmiyorum ama en azından geleneksel medrese eğitiminin veya geleneksel ilim icazet sisteminin e, belki korunduğu e, en önemli ülkelerden birisi. Ben zaten bazen öğrencilime anlatıyorum bunu. E, şaşırıyorlar yani oradaki e, işte Şıngitiler var orada. Şıngit evet. gibi bir bölge var. İşte İslam dünyasında, Suudi Arabistan'da, o Mekke, Medine'de vaaz veren büyük alimler vardır. Muhammed Emin, Şingiti gibi işte tefsirler evet. falan var. Hep bakıyorsunuz o bölgeden çıkmış. Yani Şıngıti'ler, evet. Moritanyalı. Nedir bunun hikmeti? Hocam, Hocam, e, Hocam. benim Moritanya ile olan e, aşkım nasıl başladı? Önce oradan evet. bahsedeyim isterseniz. Ama tabii onlarda da bir soruna da işaret edelim. Hepsi yani sorunlar tabii ki tabii, ki, nedir tabii ki. Yani biz mümkün olduğu kadar Türkiye'den bakıyoruz dünyaya. Evet. Biz Türkiye'den dünyaya bakmak için eğitim aldık ve bu ülkeye. Yani Kuzey Afrika modellemesiyle, Moritanya modellemesi benziyor. Benziyor biraz, biraz ama Moritanya paralete biraz daha Batı Afrika evet. gibi algılamak lazım. Şimdi hocam, benim Moritanya muhabbetim nereden başladı? Bu çok önemli bir anekdottur benim hayatımda. Dediler ki ve deniyor ki hala bir milyonluk şairin yaşadığı ülke, bir milyon şair yaşıyormuş Moritanya'da. İşte Cezayir anlatırken işte şehitler ülkesi Cezayir denir. 2 milyon şehit falan verilmiş. Moritanya ee, Mauritania için de şairler ülkesi. 1 milyon şair var. Hocam araştırdım, inceledim. ne no, o zaman ben gittiğim zaman 3 milyon nüfusu var. Ya nasıl oluyor da milyon nasıl şair <laughs> 1 milyondan milyon şair oluyor <laughs> diye baktım. Hakikaten <laughs> merak ettim. O zaman direkt Moritanya'ya uçak da yoktu yani. Çok <laughs> enteresan bir şey. Ben Ne zaman bu e, seni söyledim e, söyledim? E, Hocam Türk Yolları henüz ne Fas'a gidiyordu. Ne Moritanya'yı Ben M.Ö. E, milattan önce hocam. <gülüyor> <gülüyor> yani geçen asırda. Güzel. Geçen asırdan bahsediyorum Güzel. ve ben Fransa üzerinden Fas'a, Fas'tan da Moritanya'ya gittim hocam. Güzel. Dönüşüm de aynı yaptım. Hatta Paris'te beni epey bir beklettiler. Dedim ki dedem kanuni olsaydı beni burada bekletemezdiniz. Kendi içimden dedim. dedim ki başka sebepler vardı. Güzel. Neyse. E, vizemi de Fas'tan aldım hocam. Tamam mı? Hatta Fas'ta büyük büyükelçilikte bekletince işte vizeyi buradan vermiyoruz falan dedi. Ben dedim İstanbul'dan buraya kadar geleceğim. Siz de bana bize vermeyeceksiniz. Böyle biraz böyle tatlı muhabbet. Ondan sonra verdiler ve ben Moritanya'ya böyle gittim. Hocam Moritanya'ya gidince şunu gördüm ki ülkede her şey ezber üzerine, her şey şiir üzerine kurgulanmış. Yani sosyal bilimler dediğimiz bizim bilimler, tarih, coğrafya, tefsir, hadis, usulü hadis, usulü fıkıh her şey şiirle öğretiliyor hocam. Dolayısıyla ülkenin ülkede okuma yazma oranı yüzde 35. Evet. Dolayısıyla bir milyonu şair olmuş oluyor zaten yani. Çünkü her şey şiirli olduğu için. Hmm. Bunu bir kere keşfettim. Sonra da e, şehir merkezi dediğimiz Nevakşot'ta çok fazla böyle kaliteli medrese olmadığını söylediler bana. Dolayısıyla mecburen çöllere gitmek zorunda kaldım. Çöllere gitmek için de böyle çok özel e, bu Japon arabaları var. Böyle arabaların tekerleri yükseliyor. ve Yani özel bir sistem kurmuşlar ona. Çölde çünkü hızlı gidebilmesi için öyle yapmak zorunda. Ve çölün en e, ücra köşelerine kadar gittik ve bu medreseleri yerinde inceledim. Ve elektrik yok hocam. Yani çok zor şartlarda yaşıyorlar. Dedim ki siz niye şehirde eğitim yapmıyorsunuz? Niye kaçtık geldiniz buralara? Devletten mi kaçıyorsunuz? Pro probleminiz yani. ne? Dediler ki şehir merkezinde aynı randumanı alamıyoruz. Hmm. Çünkü öğrenciler başka işlerle uğraşıyorlar. Burada sadece eğitimle uğraşıyorlar. Sadece eğitimle ilgileniyorlar. Sonra orada yabancı öğrenciler gördüm hocam. Amerika'dan, İngiltere'den insanlar gelmişler. Biraz da egzotik bir alan tamam mı? Sonra baktım ki mesela meşhur Hamza Yusuf. Amerika'da Hamza Yusuf. Evet. Moritanya'da okumuş hocam. Evet, Moritanya mezunu. Evet. Ve Hamza Yusuf bugün herhalde birçok Arap'tan daha iyi Arapça konuşabilen, Moritan kökenli kültür itibariyle. Bu arada bahsedelim yani Amerika'da, evet. Kaliforniya'da, Zeytuna. Zeytuna ülecün, üniversitesinin, üniversitesi'nin kurucu babası. Bugün aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'yle oraya daha yakın. Evet. Meclisül Hukema diye bir da üyelerinden. alimler evet. birliği var, oranın da Eyvallah. Şimdi mesela Hamza Yusuf gibi başkaları da var. Ama Hamza Yusuf iyi bir model. Moritanya beyaz, öyle zenci falan değil. Bunu şunun için söylüyorum. Yani işte Afrikalı birisi veya Amerikalı zenci gitmiş orada okumuş değil. Hakikaten pür, saf Amerikalı ve orada yetişmiş. Ve e, kendince güzel hizmetler yapıyor. Tartışılabilir detaylar ama şunu söylemeye çalışıyorum. Moritanya'nın özelliği şu. Şiir merkezi saf zihine bilgi yüklediğiniz zaman o şeye dönüşüyor. Eee... Tam bir bilgisayar gibi bir şey oluyor. Hakikaten bütün bilgi, hafızlık gibi bir şey. Bütün bilgi kafasında var. Ve istediği zaman da dökebiliyor, yerine getirebiliyor bilgiyi. Ve ihtiyacı olduğu zaman ortaya koyabiliyor. Ancak bir şey var. Sadece Paksa medeseleriyle ilgili ne söylemişsek, dünyanın başka yerlerindeki medeselerle ilgili ne söylemişsek, aynı şey Moritanya için de geçerli. Evet. Eğer orada Mahtara diyorlar, iki tane aksan var, ya Mahtara ya da Mahzara diyorlar. Eğer biz Mahtara diyelim, Mahtara mezunu birisi Moritanya'da kalırsa, çok fazla bir iş göremiyor. O yine gidiyor bir mahtara da ders verebiliyor. Ama mahtara mezunu ya Tunus'a, ya Fas'a veya başka bir ülkeye veya Türkiye'ye gelirse, yıllar sonra bu insanın yapamayacağı bir şey yok hocam. Aynen Çünkü bütün e bilimler kafasında, yani bütün, nasıl hafızın bütün Kur'an kafasında oluyor, bütün bilimler, temel bilimler, Sarf'tır, Nahiv'dir, en ileri düzeydeki kitapların hepsini ezbere biliyor bu insanlar. Dolayısıyla... Yani bakıyorsunuz 18-20 yaşlarında alim tabii, yani. Her tabii. alim tabii. diyorsunuz. Hatta bizim zamanımızda Medine'ye öğrenci olarak gelmişti. Yani bizim de mesela Nahiv hocamız vardı. Arapça hocamız Ürdünlü, dünya ünlü. Şiirler falan çok iyi okuyan Arap cahiliye şiirlerini istişat kabilinden. E onu onu bile şey yapıyordu yani böyle. Yani Moritan'ın olduğu yerde ders vermek öyle kadar evet. kolay değildir. Yani mesela buna bir örnek vermek gerekirse Merkez Tekvinül Ulema diye bir merkez var. Yani alim yetiştirme merkezi Moritanya'da. Şimdi Halim Fabrikası. Halim <laughs> Fabrikası gibi. Evet. Şimdi e, buranın kurucusu e, Hasan Dedo. Ben onu Hasan Dede diyorum unutmamak için. Hı. Hasan Dedo e, daha genç yaşlardayken yani 25-30 yaşlarındayken Yusuf Karadavi'nin de olduğu toplantılarda Yusuf Karadavi şöyle diyor. E, oğlum Hasan'ın diyor olduğu yerde diyor bizim kitaplara bakmamıza gerekiyor. Zaten satırına kadar okuyor diyor. Hı. Yani bütün ümmühatül Kütbü dediğimiz ana kitapları, temel kitapları hepsini ezberlemiş adam. Böyle bir adam hakikaten konuşurken, hadisleri okurken veya işte Arap dilinde konuşurken ben zannediyorum bir sahabe konuşuyor yani. Çünkü o kadar eski bir literatür kullanıyor ki bazen anlamakta da zorlanıyorum. Yani Arapçayı biraz bilen bir insan olmama rağmen. Dolayısıyla Moritanya'nın artıları çok fazla bu eğitim sisteminin. Ortamın artıları var ama çok zor. Türk insanlar orada dayanamayacağı bir ortam onu söyleyeyim. Oraya gidip hakikaten bizim bu kadar ne söyleyeyim lüksten sonra orada insanların barınması o kadar kolay değil. Ama sadece Maruyanya eğitiminden ilim, mi? ilim biraz çileyi kaldırıyor diyor. Eyvallah, moritanya eğitim sisteminden mezun olarak analitik düşünme, eleştirel düşünme, yeni bir şey üretme o kadar kolay değil. Mutlaka ondan sonrasını yapmak gerekiyor. Yani Maruyaya mezunu eğer e, Tunus'a gidebilmişse, Fas'a gidebilmişse, tekrar söylüyorum veya Eser'de master doktora yapmışsa bu insanlar ülkelerine gerçekten çok etkili olabiliyorlar. Yani üniversite olayı bile çok yeni Maruyanya'da. Bu mahtaralar nasıl ortaya çıkmış? Bunu da değinmek isterim. Hı, Çünkü hı. Çöl Üniversiteleri'nde bunu yazmıştım o o ziyaretimde. Ziyaretinden sonra. Fransızlar Moritanya'yı işgal ediyorlar hocam. Eğitim kurumlarına müdahale etmek istiyorlar. İşte işgal edilmiş. Yani her türlüsü konuyor. Hatta çok enteresan bir şey. Ülkede e, bir anket yapıyorlar. E, diyorlar ki okuma yazma oranı sıfır. Niye? Çünkü kimse Fransızca bilmiyor. Hı. Fransızca bilmiyor diye toplumda okuma yazma oranı sıfır diyorlar. Sonra e, Moritanya'yla Aydın'la alimler Çocuklarını alıyorlar. Şehirleri e, Fransızlara bırakıyorlar. Çöllerde çocuklarını eğitmeye gidiyorlar. Tamamen şehirlerden kopuyorlar. Fransızlar Fransızlaştıracak adam bulamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Sonunda 1960'larda Moritanya Devleti kurulunca yavaş yavaş e, çöllerden merkeze gelmeye başlıyorlar. Ve o birikim çölde oluşan o birikim Moritanya Devleti'nin kurucu babalarının e, elinde büyük bir e, anlam kazanıyor. Çok enteresan bir şey. Moritanya'da bir bu Attar dediğimiz veya bizim hekim dediğimiz yani e, bitkilerle tedavi yapan bir merkeze gittim. Benim ilgi alanıma girdiği için hani tıbbı nebevi dediğimiz bir alan. E, dedim ki e, siz dedim bu, bu da tedavi yapıyorsunuz. İnsanlar geliyor sizden tedavi oluyor. Bunun dedim yasal bir altyapısı var mı? Meşru mu yaptığın şey dedim. Dedi ki ben dedim bu mesleği 500 senedir yapıyor benim atalarım bugüne kadar. Moritani devleti nedir ki dedi yani. Moritanya devletinin ömrü dedi daha 40 sene 50 sene bile değil. 1960'ta 60'larda 1960 kurulmuş. Dolayısıyla gelenek oldukça güçlü ama aynı geleneği diyelim ki İstanbul'da uygulamaya çalışsak, dünyanın başka yerinde uygulamaya çalışsak tutmayabilir. Yani bu da kendine has bir model ama önemli bir model olduğunu düşünüyorum yani. Evet. Şimdi Ömer hocam e, hakikaten bu e, Moritanya modellemesi onu anlatmanız iyi oldu. E, yalnız tabii biraz yavaş yavaş Türkiye'ye de gelen vaktimiz de bitiyor. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bu madde falan konuşacağız belki. İşte, evet belki onlara gireceğiz ama şimdi şöyle ben bütün bunların hasılasında şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi Türkiye'de tabii e, ilahiyatlarımız sayısı epey fazlalaştı. Işte. İlahiyatlarımız içerisinde belki işte bu bütün saydığımız yerlerden e, bir şekilde teması olmuş. Hocalarımız, arkadaşlarımız görev yapıyorlar bugün. Yani bunlar üretimler yapıyorlar. Siz de belirttiğiniz hakikaten kaliteli üretimler de var Türkiye'de. Her ne kadar... Zaman zaman e, bazen ilahiyatları homojen bir tutumla işte bu ilahiyatçılar falan gibi söylemlerde bulunuluyorsa da bile bu yanlış yani e, bu kurumların içerisinde yanlış yapanlar da çıkabilir değil mi yani e, zaman zaman oryantalistik e, tutumlarla görüşler ortaya koyan e, hocalar var e, selektif okuma yapanlar var ne bileyim işte tarihselcisi var işte modernist reformist olanlar olabilir. Ama bu bütün bunların genelinde bakıldığında bu kurumların 1949'daki kuruluş gayesinden aslında çok daha iyi noktaya doğru gittiğini görmemiz de gerekiyor. Yani üretim anlamında. Yani Ama bunlar içerisinde artık şimdi şu anlamda bir şeye gitmeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. İki yönü vurgulamam lazım. Birincisi tabii bir ekolleşme, okullaşmaya doğru gidilmesi lazım. Siz onu aslında kısmen belirttiniz. Hı hı. Yani dediniz ki mesela bu ilahiyattan içerisinden işte İspanyolca, işte Almanca veya işte İngilizce veya farklı dillerde ekolleşmeye işaret ettiniz zannediyorum orada. Ben ekolleşme, okullaşma derken biraz daha daha felsefi ve hikmet anlamında söylüyorum. Yani nasıl Avrupa'da işte bir takım ekolleşmeler var. İktisatta var, siyasette var, başka alanlarda var. Buna doğru bir kafa yormak gerekir. İkincisi de bu ilahiyatlar içerisinde işte milli eğitime insan yetiştirecek bölümler veya bazıları ona daha fazla öne çıkarılabilir. Eğitim anlamında, Hı. terbiye anlamında, edep anlamında. Bazıları diyanete insan yetiştirecek modellemelere gidebilir. Bazıları e, diyelim mesela... E, daha mesela diyelim medyada görev yapacak, daha farklı alanlarda görev yapacak bir modellemeye gidebilir. Bazıları da gerçekten bilimsel eğitim yapma noktasında hı hı. öne çıkarılabilir. Böyle modellemelere gidilirse aslında bence okullaşma ve kolleşmenin de geleceğini ben düşünüyorum. Sizin söylediğiniz şey de orada gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Şimdi buradan hareketle bakıldığında siz Türkiye'deki ilahiyatlarla bütün bu şeyler arasında nasıl bir yön görüyorsunuz. Ne yapmak lazım? Ne yapmalı bu ilahiyattaki yön vereceği hocalarımız bizler hepimiz. Hocam bir e, Türkiye'de Türkiye'nin bütün birimlerine, bütün e, bütün birikimlerine saygı duymamız lazım. Evet. E, Kur'an kurslarımız, imam hatip liselerimiz ki bir markadır imam hatip liselerimiz evet. dünyada. E, medreselerimiz eksileriyle artılarla, ilahiyatlar eksileriyle artılarla, bütün üniversitelerimiz eksileriyle artılarla Bunların hepsi birer bizim bizim mahallenin birikimi bizim ülkemizin birikimi bizim dünyamızın birikimi Dolayısıyla biz kurumlar arası rekabet yaptırmanın bir anlamı yok yani şimdi çok her kurumdan ortaya çıkmış insan negatif olumsuz insan örnekleri verilebilir Yani bu o kurumları temsil etmez anlatabiliyor muyum yani bunu her kurumdan verebiliriz yani şimdi şöyle düşünelim peygamberin yakın akrabaları birisi e, e, Ebu Leheb diye şimdi ne yapacağız yani? yani. tamam mı Buna benzer örnekte her zaman olabilir. Yani e, dolayısıyla bizim için asıl olan sıratı yani müstakimdir. Yani olumsuz doğrudur. bir örnekten hareketle o o, kurumu, lazım. o şeyi tamamen ee, genellememiz. Hindistan örneğinde yani, söylediğim yani. gibi kurumlarımız aslında birbirini tamamlıyor. Yani diyanetin ihtiyacı olan e, üretimin büyük bir kısmını ilahiyat fakülteleri sağlıyor. Ama ilahiyat fakülteleri, diyanetin en kaliteli ee, imamları da Kur'an kursu görmüşlerinin arasından çıkıyor. Hafız olanlardan çıkıyor. O da yetmiyor. Bazıları hatta özel medreselerde yetişmişler arasında daha da kalitesi çıkıyor. Veya ilahiyat fakültelerindeki kaliteli akademisyenlerin bir kısmı söylemese de mutlaka geçmişinde bir medrese hikayesi var. Hatta şunu söyleyeyim evet. Ömer Hocam. E, siz UMAT'ta da görevlisiniz. Evet. UMAT diye. Bu o, Uluslararası, Uluslararası Müslüman Alimler, Müslüman Alimler Birliği'nin derneği. yani Yusuf El Kardavi'lerin başında olduğu hatta şimdi Reisuni Hoca var. İkisini bir hangisini kastediyorum ama ayrı o ayrı yalnız. Ona Yok. Katar'dakini. Siz Katar'daki ni kastediyorsunuz? Ama Eyvallah. onun da bir belki fikren ondan etkilenmiş. Dayanışma bileyim, var. Dayanışma anlamında birebir bağlantısı anlamında demiyor. Eyvallah. Şimdi burada ben de bir seminer yaptım orada bir Hı. model uyguladınız. Eyvallah. Diyorum. Yani medrese öğrencilerini aldınız orada yatılı olarak bulundu. Ve bu insanlara ilahiyat hocaları, farklı hocalar geldiler, evet. seminerler yaptılar, farklı alanlarda. Ben hakikaten olumlu, güzel buldum o, o şeyi mesela. Hatta o arkadaşların zihinlerinin açılması anlamında çok güzel de sonuçların olduğunu düşünüyorum onun. Yani bu buraya çok giremedik biz. Yani Türkiye'deki medrese, ilahiyat şeyi... Müsaade bir iki cümle deneyeyim ona. E, yavaş yavaş da programımız Bak, tabii bitiyor tabii. ama ondan sonra biraz umattan ve e, siz zannediyorum kitaplar da var getirmişsiniz. Onlara Şu umatla ilgili değinerek. bir iki cümle söylemek isterim. Evet. Yoksa... E... Eksik kalır. E, hocam, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği yaklaşık 6 yıl önce kurulmuş. Akademisyenlerle, İlahiyat Fakültesi'ndeki akademisyenlerle medreselerdeki müderrisleri aynı ortamda bir araya getirerek bilgi alışverişimi, bilgi paylaşımında bulunmayı sağlamaya çalışıyor. Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Ve çok iyi de yol aldı, çok iyi de mesafe kat etti. Bu çok önemli bir şey. E, ben oradaki yani bu kurumdaki eğitimle ilgili konularda katkıda bulunmaya çalışıyorum. Son yaptığı çalışmadan sadece bahsetmek isterim. Birçok bölümü var. Davet bölümü var, aile bölümü var. işte hukuk bölümü diyelim ama ben eğitimle ilgili kısmından bahsetmek istiyorum. 40lar projesi. Yani 40 tane mücaz medrese mezununa 40 günde 40 konuda 40 hocayla seminer vermem. verdiğim grubu Ondan gücü, bahsediyorum. Yani. O devam Şimdi, ediyor herhalde. E, tabii ki. Şimdi böyle bir e, projeyle ortaya çıktı bu, bu, fikir. Bu mantıkla ortaya çıktı. Fakat program sırasında çok daha fazla e, saatler verdik. Yani sadece 40 gün değil 46 gün oldu mesela. Çünkü ihtiyaç ona göre belirlendi ama yola çıkarken böyleydi. Ve e, burada bir şey gerçekleşti hocam. Medese mezunları e, ilk defa ilk defa üniversiteden gelen hocalarla yüzleştiler, tanıştılar. Daha önceden belki olumsuz düşündükleri birçok hocayı yakından görünce çok sevdiler. Ama üniversitedeki hocalar da, profesörler de, uluslararası ilişkiler hocası, psikoloji e, psikolojisi, sosyoloji hocası, ne bileyim sizin gibi hadis hocası ve birçok dal. Şimdi söyleyeceğim şeylere de. Bunlar da bu medese mezunları yakından gördükleri zaman dediler ki ya çok da basit değilmiş. Bunlar gerçekten altyapıları iyi demeye başladı. Mesela bir, e, bir sosyoloji profesörü, hocam dedi benim anlattığım kavramları bunlar çok daha hızlı kapıyorlar dedi. Matematik hocası dedi ki bunlar, da de, matematik dersi verdik, İngilizce dersi verdik bu gruplara. Ve dediler ki hocam çok hızlı anlıyorlar. Sebebi de şu olsa gerek. Sarf ve nahivde iyi oldukları için bunlar evet. matematikte çok hızlı alıyorlar dediler. Tabii, tabii, evet. Ve biz bunlara dediğim gibi 46 gün eğitim verdik. Ve 46 günlük eğitim yaklaşık 300 saat sürdü. Proje, programın adı da hocam e, Mücaz Sosyal Bilimler Formasyon Eğitimi. Şimdi bu formasyon eğitimi önemli. Çünkü genelde bir eleştiri vardır. İşte bunlar hiç sosyal değil. Ders vermesini bilmezler. Sadece kitapta okuturlar falan. Ama çocuklar buradan, genç arkadaşlar buradan mezun oldukları zaman, ya yani bu programı bitirdikleri zaman hepsi ...bambaşka bir dünyaya evrildiler. Hepsi büyük bir kısmı yarın master doktora yapacaklar. İnşallah. Yarın sizlerin kapılarını çalacaklar. Ve biz bunlara... İnşallah. Hocam şu sertifikayı göstermek isterim. Eğer evet. gösterebiliyorsan. Ben toplantıya katılamadım. o Onun dışında. Evet, Böyle bir sertifika zaman. verdik evet. arkadaşlara. Bu sertifikalarla döndüler. Ve bütün e, tut, o... Tutun ekrana. Eyvallah. Olacağım. Ben göremiyorum şey ekranı var. şu anda. Bu sertifikayı evet. verdik. Evet. Tamam mıdır? Evet tamam. Ve e, bu e, 46 gün boyunca almış oldukları derslerin isimleri ve hocalarımızın isimleri burada hmm. hepsi var. Maşallah. Dolayısıyla Ben de bir tane alabilirim o <laughs> <Eyvallah>. Yok siz <laughs> biz bu verdik size. Evet. Profesörlere ayrı veriyoruz. Hocam Hocam bu... şimdi bunun aynısını müdereslere yapacağız, hocalara. Hmm. Onlara da pedagojik formasyon programı yapacağız. Evet. Üniversitelerde verilen. kaldı. Üniversitelerde verilen bütün üniversitelerin pedagojik formasyon derslerine baktım. Hemen hemen birbirine yakın aynı formatı müdereslere vereceğiz. Sonra da ilahiyat mezunlarına ayrı bir program uygulayacağız. Onlara da kariyer e, programları Başladım. uygulayacağız. Dolayısıyla UMAT gerçekten kendi alanında ve belki de dünyada en e, önemli bir işi yapıyor. Hocam Allah razı olsun. Şimdi tabii sizin bir de SEDAV tecrübeniz var ama oraya şimdi girmeyelim. <laughs> <laughs> SEDAV da bir eğitim kurumu. Yıllarda devam ettirdiğiniz hatta güzel hizmetler. Güzel bir laboratu vardır SEDAV evet, başarılarıyla. Yani, e, 20-25 seneyi sarıydı. değil Eyvallah, mi şu doğru. anda? Hocam biraz kitaplarınız var, birkaç tanesini belki hemen bir iki dakika. Yani buraya bir getirmişken müsaade ederseniz, bir birkaç da, tanesini. Bir dakika içerisinde sonra ben hemen bir son hocam. bağlayacağım. Hocam bu kitap al. Nedvetül Ulema Hindistan'daki Nedvetül Ulema tecrübesini anlatıyor. Hı. Oradaki ders programlarını anlatıyor. Tamam. diyor ben de de Ali da getirmek isterdim ama çok hızlı geldim evet. Dolayısıyla bu Nedvetül Ulema'yı anlatıyor. Bu kitabımız Sudan'daki medreseleri, Kur'an kurslarını, medreseleri anlatıyor. Bu da oldukça detaylı bilgi var burada. Ha. Türkiye ile ilgili bir kitap göstermek istiyorum. Bu da Mehmet Çağlayan Hoca'nın Şark Uleması. Hı. Ama burada medreselerden de bahsediyorum. Medrese Ekranı şöyle tutun da hocam şey Hı. görsün kamera. Şark Uleması. Evet, şark Uleması. Burada Ömer Öz Yılmaz Hocamızın Osmanlı Medreselerinde Eğitim Programları diye bir çalışması var. Bunu Hı. Bu da çok güzel bir çalışma. Yani biraz da dünyayı anlama açısından buradan giden tecrübeler. çok yavaş yavaş çok bitiyor. Güzel. Son bir iki kitap gösterirseniz. Son bir, sen, bir tane daha göstereyim. Bu mesela. kardeşim, bu da Yaşar evet. Sarıkaya Bey'in Medeseler tamam. ve Modernleşme. Yaşar şey Sarıkaya da Almanya'da şu anda bulunuyor. Eyvallah. Evet. Kitaplardan bir hocam. tanesinden bahsetmiştim. Ee, Şibli Numanin'in Seyahatnamesi. Evet. Oldukça güzel bir çalışma. Evet. Son bir kitap daha göstereyim müsaadenizle. Çağdaş Dünya'da Ulema Değişimin Muhafızları evet. diye. Ee, hocam, bu Dokun da hocam. çok güzel bir çalışma. Diğerlerine şu anda hocam. fazla vakit kalmadı galiba. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Ee, ee, bu vaktimiz adense. doldu. Onur Hocam çok teşekkür ederiz. Hakikaten e, dolu dolu bir program olduğunu düşünüyorum. Değerli seyirciler e, bu akşam e, İslam dünyasındaki farklı teoloji, ilahiyat modellemeleri üzerinde konuştuk. Pakistan, Malezya, İslam dünyası Körfez, e, Moritanya, Avrupa ve Türkiye ile mukayese etmeye çalıştık. Tabii e, vakit biraz sınırlı olduğu için hepsini de detaylı konuşamadık. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum.